Gitme o güzel geceye usulca. İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında. Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında. Akıllı adamlar bilmelerine rağmen karanlığa gömüleceklerini sonlarında, sözleri şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar gitmezler o güzel geceye usulca. İyi insanlar son defa ellerini sallarlar. Öylesine ateşli, bağırarak. Faydasız işleri yeşil bir koyda dans ediyor olabilir. Ama onlar da öfkelenirler. Öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında. Güneşi uçarken yakalamış olan vahşi insanlar ve öğrenen çok geç yas tuttuklarını onun yolunda. Gitmezler o güzel geceye usulca. Kör gözlerin gök taşı gibi alevlenip ve şenlenmesini kör eden bir görme gücüyle gören ağır hasta adamlar da öfkelenirler. Öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında. Ve sen, benim babam, hüzünlü tepede, orada. Yalvarırım lanetle ve kutsa beni şimdi acımasız gözyaşlarında. Ama gitme, gitme o güzel geceye usulca. Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında. Efendim merhabalar, bendeniz Mustafa Akar. Millet Kıraathanesi'nde birlikteyiz. Bugün biraderimiz İbrahim Altay bir seyahatte olduğu için programı tek başıma yöneteceğim. Ama tabii ki tek başıma değilim. Yıllardan beri hem kitaplarını okuduğum hem köşe yazılarını yazdığı günlerde özel bir hassasiyetle mutlaka gözden geçirdiğim, kendisini de tanımaktan gerçekten çok sevinç duyduğum önemli bir konuğumuz var. Yazar Fatma Barbarosoğlu. Hoş çok geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu sözleri söylerken aslında bir abartı yapmadığımı zaten siz biliyorsunuzdur. Şundan dolayı yazarların dünyasını anlamak ya da yazarların kendisi için dünyalarının anlaşıldığını hissetmek çok değerli ve çok önemli bir şeydir. Kesinlikle. Sizin yazdıklarınızla, özellikle hikayelerinizle bu arada, onları bir ayrı bir yere koyuyorum. Roman da yazıyorsunuz ama hepsine belki bir anlatı demek lazım. İşte anlatılarınız, romanlarınız, hikayeleriniz. İçimde değişik bir ruh akrabalığı olduğu hissini hep uyandırmıştır bende. Bunu birçok okurunuzdan da ben duyduğunuzu düşünüyorum. Yani, teşekkür ederim. Sağ özel bir okur kitleniz olduğu kanaatindeyim çünkü. Çok şükür. Şimdi mesela sosyal medyada sizinle program yapacağımızı ilan ettiğimizde, duyurduğumuzda gelen mesajlardan onu anlıyoruz. Aa, Fatma Hanım mı gelecek falan, hani böyle. Onu soran insanların da bu işlere meraklı insanlar olduğu belli. O yüzden böyle özel bir yanınız olduğunu size karşı, yüzünüze karşı söyleyeyim istedim efendim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle başlayalım isterseniz. Programımız biliyorsunuz bir tip kıraathane ortamı aslında. Dolayısıyla... Benim kıraathane tecrübem yok tabii. olmasa bile en azından hani yazar çizerlerle tanışıklığınız olduğunu biliyorum. Bir nevi bir yazar sohbetini... İşte insanların evlerine daha iyi nasıl ulaştırabilirizin derdi var programımızda. Her türden de konuk ağırlıyoruz bu arada. Yani bizim ben programımıza... izliyorum sizi. Eyvallah. Müzisyenler de geliyor, yazarlar da geliyor, siyasetçiler de geliyor. Geniş bir ağımız var. Ama tabii kendi adıma tabii bir edebiyatçı olarak yazarlar geldiğinde daha hoşuma gidiyor. Onu da ayrıyeten belirteyim. Bugün kitaplardan bahsedelim. Hem işte bu dijitalleşmeden sesli kitap gibi bir ilginiz var. Attığınız tweetlerden görüyorum ondan sonra. Kişisel olarak da konuşmuştuk buraya geldiğinizde. Onlardan devam edelim ve Müjgan romanınızı, son romanınız daha yeni geldi. Başladım ama daha bitiremedim. Ortalarında bir yerdeyim. Dolayısıyla böyle bir sohbet icra ederim isterim. Tamam, hayır. Önce romanınızı göstereyim. Ya da Müjgan'dan başlayalım direkt isterseniz. Evet, öyle yapalım. Eyvallah. Müjgan son romanınız İmkansıza Komşu. Ben bu üst başlıkları, alt başlıkları çok severim. Yazarların da neden bu alt ve üst başlıkları tercih ettiklerini de ayrıyeten çok merak ederim. Ama bu romanda dikkatimi çeken bir şey oldu. Direkt oradan başlamak isterim. Elbette. Tanıdığım bir karakter var burada, Şahin. Hı hı. Yanılmıyorsam hiçbir yerdenin evet. Karakteri. Ben onu da yanımda getirdim. Eyvallah.
O da çok sevdiğim kitaplarınızdan birisidir. Yıllar sonra o kardeşimiz karşıma çıktı. Ama burada başka bir karakter var. Müjgan ismi. Daha roman okumaya başlamadan, yani roman bana geldiğinde aklıma Türk edebiyatında kadın isimleri olan romanlar da geldi bu arada. Hani Fatma'mla karşılaşınca bunu da söyleyeyim diye de not aldım. Mesela Nilgün'ü Refik Ali hatırlarsınız. Fatma'nın Refet'i ki siz Fatma'nın uzmanı sayılırsınız aynı zamanda. Dolayısıyla hani... Neriman çok karşımıza çıkıyor. Neriman mesela. Ama hani kitap ismi olarak böyle... Müjgan şeyde tescillenmiş, Atilla İlhan'da tescillenmiş Müjgan şiirleriyle. Şarkı işte Ahmet Kaya'nın sesinden meşhur olan romanın içinde de geçiyor. O mahur besteçeler. Besteçeler Müjgan'la biz ağlaşırdık. Oradaki Müjgan'ın isim değil Kiplik olduğunu söyleyenler de var. Benim Müjgan'ım işte hiçbir yerde Şahin'in nişanlısı aslında hiçbir yerde de geçiyordu. Orada da geçiyordu. Evet. Ama orada baş karakter Şahin. Tabii Şahin. Baştan sona Şahin. Muhsin de Şahin diyelim hatta. Şöyle bir şey oldu. Yıllar sonra Müjgan beni bırakmadı tabii. 2009'da bir köşe yazısı yazmışım ben buradan Müjgan geçti diye. Ben onu unuttum tabii. Ben maalesef yazdığı yazıları unutan birisiyim ama... Allah öyle güzel okuyucular veriyor ki yıl yıl bana böyle biriktirip hatta çok bazılarını güzel. Böyle ayırıp tematik hale getirip hocam aklınıza gelmedi mi bakın şuradan ne güzel bir kitap olur diye ben böyle bir şey mi yazmışım diye aynen. Şaşırıyorum. Müjgan yayınlanınca okuyucudan işte siz 2009'da yazmıştınız demek o Müjgan çıktı mı ortaya diye bir heyecan. Sonra işte beni tanıyanlar izin isteyerek telefon numaranızı verebilir miyiz dediler. WhatsApp'tan yazdılar. O kadar enteresan şeylerle karşılaştım ki ben Müjgan üzerinden. Mesela bir okuyucum dedi ki siz bilmezsiniz ben esasında Gün Akşamsızdır'ı düğün davetiyesi olarak dağıttım. Allah Allah. Bu çok çarpıcı geldi bana, çok hoş geldi. Dedi ki şehir dışından gelen arkadaşlarımı nasıl bir hediye verebilirim? Matematik öğrencisi o esnada, şimdi öğretmenlik yapıyor. Çok sevmiş Gün Akşamsızdır'ı. İşte kitabın kapağının içine düğün tarihini, düğün olacağı yere yazarak göndermiş, beklerim diye göndermiş. Tabii bu beni çok duygulandırdı. Çok güzel. O kitabınızın ayrı bir yeri var bu arada. Yani evet, isminiz biraz o kitapla tanımlı diye hatırlıyorum çünkü. Evet, Gün Akşamsız'da çünkü Yazarlar Birliği'nin şeyi ödülü olmuş, vardı, yılın hikayecisi ödülü olmuştu. O yıl Yazarlar Birliği'nin şeyleri, ödülleri çok ses getirdiği için ben de onların arasından kaynadım. Yani işte... Mehmet Genç hocamızın, Teoman Duralı hocamızın ödül aldığı bir yıldı. Dolayısıyla o yılın özel bir şeyi oldu. Anlamadım. Ayşe Böhürler'in televizyon ödülü aldığı yıldı ayrıca. Elif Şafak romanda almıştı. Müjgan 2009'da köşe yazısını bana gönderdi. İşte böyle böyle yazmışız falan. Çok heyecanlandı okuyucu. Tabii hiçbir yeri okuyanlar heyecanlanınca bu sefer hiçbir yeri okumamış okuyucu... biz ne yapacağız? Şimdi önce hiçbir yerim okumamız gerekiyor gibi bir endişeye kapıldılar haklı olarak. Onu da soracaktım. Bugün üçleme olacak iki evet. Yerimidir falan diye. Şöyle kurguladım ben. Direkt Müjgan'dan başlayabilir okuyucu. Hatta daha iyi olur. Yani hiçbir yeri okumamış okuyucu direkt Müjgan'dan başlasın. Merak ederse hiçbir yere döner. Fakat hiçbir yerin çok özel bir okuyucusu oldu. Oldu, doğru. Şuradan çok özel bir okuyucusu oldu. Şimdi bizim... hakikaten her şeyin bir nasibi var. 2004 yılının da ilginç bir nasibi vardı roman açısından. Ben kendim kitabımı yayınladıktan sonra bir müddet sonra onun artık yabancısıyım. Ben de herkesten beraber gayet sosyolojik bir şekilde bakabilirim. Ortamı değerlendirebilirim. Hırpalayabilirim de yani şey yaparken kıyamam yayınlayıncaya kadar. Yayınladıktan bir üç vakte kadar da kıyamam ama daha sonra gayet hırpalayabilirim. 2004 yılında o vakitler Radikal Gazetesi vardı hatırlarsınız ve çok güzel kitap eki olurdu Radikal Gazetesi'nin. Ömer Türkeş iki yazı yazdı yanlış hatırlamıyorsam hiçbir yer üzerine. Birisi doğrudan yani çok iyi bir ilk roman diye yazmıştı. İkincisinde de 2004 yılında o kadar çok roman yayınlanıyor ki o zaman için şu an artık... Her yıl çok roman yayınlanıyor. Fakat onu zaman... da konuşalım bu arada. Tabii. Hani o çünkü vakit... bir kısmı da çeviri onların yani. Evet. O vakit 2004'te şöyle demişti Ömer Türkeş. Cumhuriyet tarihi boyunca yayınlanan romanların toplamından daha fazlası yayınlandı 2004 yılında. Enteresan.
hakikaten çok enteresandı. Yani henüz böyle sosyal medya ile şeyimiz, haşır neşir bir hayatımız falan yok. Ve de insanlar roman üzerinden bir hakikaten bir roman üzerinden bir karşılaşma mekanı kurdular. Çok net hatırlıyorum. Yani hiçbir yerin o kadar özel okuyucusunun olma sebebi de bence biraz öyle. Hayat Vakfı'na çağırmışlardı beni. Hayat Vakfı'na işte dalgıçlık esnasında vurgunu yiyip felç olan bir delikanlı, adı Şahin'miş. Öğrenciydi o sırada Edebiyat Fakültesi'nde. Kitabı o kadar çok okumuş, o kadar çok şey dalaşmış, didişmiş Şahin'le. O toplantıda beni o kadar çok hırpaladı ki, yani işte adeta hani benim hikayemi nasıl böyle yazarsınız falan gibi. O dönemdeki tartışmalarda işte hiçbir şeyi sözüm sözü onun için getirdim. Benim verdiğim söyleşileri topladım, evet, bir yıla kadar. Hiçbir yer üzerine o kadar güzel sorular sorulmuş, o kadar iyi okumuş ki insanlar, o kadar didiklemişler ki. Yani şu an ona şey değiliz. Yani hani bana gelmiyordur diyeceğim de, ben diğer yazarlara yapılan söyleşilere de bakıyorum. Bunun tabii bir ucu yazarlarla ilgili. Çünkü yazarlar sorgulanmaktan çok hoşlanmıyorlar. Yani herkes bu vesileyle kitabımın tanıtımı yapılsın diye bakıyor ki bu edebi kamuya, eleştirel düşünceye çok zarar veriyor. Halbuki biz doğal olarak bıraktığımızda, insanların rahat soru sormalarına imkan tanıdığımızda çok başka yerlere gidecek. Müjgan o kadar süre, işte 2004'te yayınlandı şey Hiçbir Yer. Yıl olmuş neredeyse 2024, işte Müjgan yayınlanıyor. Bu kadar süre sonra hani niye yayınlandı gibi bir şey var. Niye beklettim? Birincisi, ben Müjgan romanı yazmak gibi bir niyetim yoktu benim. Fakat yazdığımda niye bu kadar? Çünkü son kısma kadar yazmıştım. Niye yayınlamadım kısmına gelince. Benim şöyle bir talihim, bir noktadan bakınca talihim ama başka bir noktadan bakınca da talihsizliğim olan bir şey var. Erken öten horozu keserlere ben çok sık muhatap oluyorum. Bu hiçbir yerde de oldu, Rüzgar Avı'nda da oldu. Ben Rüzgar Avı'nda tüketim toplumunun, işte başörtülü kadınlarının etrafında cereyan eden öyküler yazdım ve çok tepki aldım. Yani hani niye bunları yazıyorsun gibi. Ama şimdi o öyküler o kadar yumuşak ki olanlardan tabii sonra, yani hani ne varmış ki buna, niye bu kadar bana o şiddetli tepki gösteren arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Biz niye buna bu kadar tepki gösterdik ki noktasına geldiler. O vakit yayınlamama sebebim şuydu. Hiçbir yerde çok acımasız bir akademik eleştiri yaptığım vardı. Şahin bir akademisyen. Evet. Burada da var, Müjgan'da da var akademik. Tabii Müjgan'da zaten ikisi de akademisyen. Evet. Birisi şeyde sosyal bilimlerde ekonomi, tarih arası bir tezi var şeyin. Şahin'in tezi tenezzüh mekanlarının modernleşmesini şey yapıyor. Bir sözlü tarih çalışması yapıyor. İşte romanın içinde de hiçbir yerde görüyoruz. Fakat bir ara akademisyenler o tezi istediler benden. Ya yani öyle bir tezin olmadığını, bunun bir roman kurgusu olduğuna inandıramadım. Tam Borges meselesine dönmüş iş. Evet. Müjgan da kimya akademisyen. O da kimya fakültesinde akademisyen. Çok ağır eleştirmişsiniz. Yani böyle de değil akademi ye karşı o vakit biraz beklemem gerek. Yani bunu biraz sindirsin okuyucu dedim ve ara verdim. Başka romanlar yayınladım. Yani tamamen bir karşılaşma şey. Böyle yaptığım için memnunum. İzin almadığım için ismini zikredemiyorum. Benim çok değer verdiğim bir akademisyen var. Edebiyat profesörü. Müjgan'ı okumuş. Müjgan okuduktan sonra dedi bir merak. Beşinci bölümden, Şahin'in son bölümünden, hiçbir yerin son bölümünden baktım. Halbuki ben dedi daha önce işte Şahin burada dolaşmıştı diye şeyin romanın geçtiği Google'da dolaştım. Şahin'in o, şimdi Google üzerinden 2004'te yayınladığınızda böyle bir şey yok. Ama yıllar sonra benim o dolaştığım mekanları, birebir yazdığım mekanları Google üzerinden şimdi okuyucu takip edebiliyor. Son bölümü okuyor, hızını alamıyor. İşte böyle böyle dedi, sondan geriye bir roman okuyarak ilginç bir deneyim. Değişik. Kortazar'ın Sekseki gibi böyle bir oradan bir buradan okunabilen. Çok, evet, çok ilginç geldi bana bu.
Ben Müjgan'ı yazarken hiçbir yere dönüp okumadım. Fakat geçen hafta Turing'de hiçbir yer üzerine bir konuşma yaptım. Dedim ki bu kadar aradan sonra okuyayım ben hiçbir yeri. Okurken şu şeyle karşılaştım. Ben bu romanı yani şu an yazamam. Çünkü 20 yılın bir birikimi var. Ben işte Tanpınar'ın 40'ından önce roman yazılmaz sözüne iman etmiş biri olarak 40 yaşımı bekledim hiçbir yer için. Dolayısıyla orada 20'li yaşlarımdan 40 yaşıma kadar biriktirdiğim bir şey vardı. O vakit ya bu roman değil, kurgusu yok diyenler de oldu. Bir çok sevenler oldu. Ya bir de bu roman değil, bunda kurgu yok, bir şey yok işte. Yani şey yapmıyor, bir heyecan yok işte. Her şeyi doldurmuş diyenler oldu. Ben tabii onu özellikle yaptım. Çünkü 21. yüzyılın edebi anlatısı hatıradır kısmı benim için çok çarpıcı geldi. Bu birisinin sözü mü, sizin bir tespitiniz mi? Hayır, hayır, bu birisinin sözü. Bu bana çok çarpıcı geldi ve ben bunun üzerinde çok durdum. O kadar vurdu ki bu beni. Üzerinde uzun uzun düşündüm. Nerelere gitti zihnim. Şöyle niye 20, sonunda şuna geldim ben. Alzheimer vakalarının artmasıyla beraber. Evet. 19. yüzyılın hastalığı veremdi, ince hastalık. Bütün kahramanlar şey yapardı, işte verem olurdu. Çok romantik bir şekilde, biliyorsunuz Susan Sontag çok şey yapar bunu. İşte romantik bir hastalık olarak verem niye o kadar rağbet görmüştür de kanserin adı bile evet, anılmaz diye. Evet, kitabı da var. Evet, evet, bir metafor olarak hastalıkta. 21. yüzyılı Alzheimer'la girdik. Şimdi şöyle eşleştirdim ben zihnimde. 20. yüzyılda kanser vardı. İşte aslında kanserli hücreler hep var ama bir şeyden üremeye başlıyorlar. Bu tüketimle alakalı bir şey. Aslında insanlar tarih boyunca yediler, içtiler, ürettiler ama hiçbir zaman aşırıya gitmediler. Aşırıya gidildiği noktada o zaman vücutta sakin sakin duran şeyler de aşırıya gitmeye başlıyor. Evet. Ve aslında kamusal hastalıklarla bireyin hastalıkları eş gidiyor diye düşündüm. Ve Alzheimer'la nasıl bir bağlantısı var? Çünkü unutuyoruz. Unuttuğumuz için de hatıralar çok kıymetli oluyor. Hatıra, mesela hatıra biriktirmek diye bir tabir var. Bu aslında insanların hatıraların olmadığını delillendiren bir cümle. Ne hatıralar biriktirdim diyor. Yani sosyal medya paylaşımlarında bunu yapıyorlar. Evet, diyor evet. Ki şu kadar yeri gezmeye gittim, bu kadar şehir gördüm, bu kadar ülke gördüm, onca hatıra biriktirdim. Aslında o hatıra değil. Değil. Yani. Veri topluyor. Evet. Aslında bir şey için, bir alet için veri topluyor. Şimdi bu veri toplama kısmında aletlerle teknolojik zihniyet ilişkisi açısından Tahsin Yücel'in çok da kıymeti bilinmedi bence o romanı, ki çok çok önemli. Hangisi, yalan mı? Kumru ile Kumru. Ha, Kumru ile Kumru. İnce bir şey gibi gözükür, evet. Hani yalana göre falan. Fakat bence Türk edebiyatının en muhteşem Türk insanının teknolojiyle yüzleşmesini anlatan metnidir. Kumru bir şey, işte Anadolu'dan gelmiş birisi, buzdolabına aşık oluyor. Evleri temizliğe gittiği bir yerde buzdolabına hayran kalıyor. Kocası bir şekilde zengin oluyor falan ama elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, onların hiçbirinin kıymeti yok. Şöyle düşünüyor, bu bizim insanımızın zihniyet dünyasını mükemmel bir şekilde tespit eden bir cümle. Diyor ki süpürgenin yaptığını ben de yaparım, çamaşırı ben zaten yıkıyorum. Ama ben diyor bir şey soğutabilir miyim? Yani bir şeye hayranlığını bu kadar güzel, berrak ifade eden, belli ki bir tanıklığın ifadesi bu Tahsin Yücel için. Oradaki o kumruyla kumru şeyindeki buzdolabına aşkı gibi şu anda insanlar cep telefonuna aşıklar. Kumru düzenli olarak buzdolabını hep o gittiği zengin evlerindeki gibi işte kapakta şeyler olacak, gazlı içecekler olacak, peynirler, şarküteri falan. Sadece orayı doldurmak için yaşıyor. Başka hiçbir şeyin önemi yok. O buzdolabı açıldığı zaman güzel olacak. İnsanlar da şimdi cep telefonuna, yani sosyal medyasına koymak için aslında bir veri olarak dolaşıyor ortalıkta. Yani insanlığını kaybediyor. Biz ne kadar iz bırakırsak o kadar insanlığımızdan oluyoruz esasında. Çok doğru diyorsunuz. Bir de garip tarafı şu, veri bıraktığının da farkında ve bunu bile isteye tabii, yapıyor tabii. İnsanlar. Hatta verilerin kullanılması için ekstra çaba da sarf ediyorlar. Burada güzel bir yere geldiniz. Yine Müjgan'dan devam etmek isterim. Yüz imgesi mesela. Siz tabii belli dönemlerde belli imgelere böyle yoğunlaşıyorsunuz.
Onu da konuşacağız. Pandemi döneminde ev imgesine yoğunlaştınız. Nazif Hanım'a çok güzel bir kitap ortaya çıkardınız. Bu kitapta da bir yüz imgesi var. Yine bu düşünce etrafında mı gelişti yüz imgesine yoğunlaşmanız? İki türlü, iki boyutu var. Şimdi şeyler, metinleri biz bir yatay olarak okuyoruz. Biz de aslında dikey boyutta okuyoruz. Yatay olarak okuduğumuzda işte başından sonuna kadar bir metni okuyoruz. Bizi sarıyor ya da sarmıyor. İşte ya da ortasında bırakıyoruz. Bırakıyoruz ya da çok seviyoruz, dönüp bir daha okuyoruz. Fakat dikey boyutta okuduklarımız, okuyoruz. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar kendi tecrübelerimizle tekrar metne döndüğümüzde, bu sefer ilk okuyuşumuzda rastlamadığımız bir metaforun izinde tekrar kendimizle diyaloğa girişiyoruz. Yani benim için iyi kitap beni kendimle diyaloğa götüren metinlerdir. Yani çünkü en çok ihtiyacımız olan şey esasında kendimizle diyaloğa girebilmek. Çünkü kendimizle diyaloğa girmezsek yüzleşemeyiz, tekamül edemeyiz, hatalarımızı göremeyiz. Geçmişteki kendimizi geçtik mi, geçmişteki kendimizden geriye mi düştük, bunu ancak diyalogla görebiliriz ve bu aslında en iyi edebi metinlerle karşımıza çıkacak bir şeydir. Müjgan'daki yüz metafor hem doğrudan müşahhas bir şey, çünkü patlamada yüzü yaralandı, yaralıyor, ve defaatli ameliyatlar oldu ve o dönemde de Türkiye'de çok fazla yüz ameliyatı oldu. Hatta nakli oldu. Nakli oldu. Ölenler oldu, hayatını kaybedenler oldu. Tam ona tekabül ediyor. Şimdi ben toplumsal zamanı çok önemsiyorum romana yazarken. Yani ben şu an bunu yapıyorum ama toplumsal zaman nasıldı? Yani bireyin zamanı ile toplumsal zamanın buluştuğu noktayı zapt etmeyi, duygu olarak zapt etmeyi çok önemsiyorum. Hiç endişe duymuyor musunuz bundan? Yani sadece o güne yoğunlaşmaktan. Nasıl? Yani şöyle, mesela işte yüz imgesinin daha yoğun konuşulduğu, hem fiziksel olarak, tıbbi olarak, fenli olarak, psikolojik olarak dönemde yüzle alakalı bir metni ortaya çıkardınız. İşte kamusal alan çok tartışıldığında kamusal alanla alakalı bir metin ortaya çıkardınız. Dolayısıyla hani... Ha öyle değil. Biz kamusal alanda başörtüde çalışırken hiç kimse kamusal alan çalışmıyordu. Ha eyvallah, tamam. Ha, çünkü bir tespit olarak aslında siz onun altını ilk çizenlerden birisi oluyorsunuz. Şuradan çok net hatırlıyorum onu. Biz işte Nazife Şişman'la birlikte İSAM'da kamusal alan üzerine okumalar yapıyoruz. Yani elimize ne geçerse okumaya çalışıyoruz. Çünkü tam olarak anlayamıyoruz da. Çünkü haberlerin dilinde yargıda bir kamusal alan geçiyor başörtüsü yasaklı üzerine ama. Bir enflasyon gibi hatta. Evet, herkes konuşuyor herkes ama kavramın arka planı nerede başlıyor? Hukuki bir terim olarak neye tekabül ediyor? Ahlaki olarak nereden yapabiliriz, konuşabiliriz kısmından okuyoruz İslam'da. İşte İslam'ın çok hoş bir şeyi vardır. Çay içmeye gidersiniz. Evet. Herkes konuşur, ne çalışıyorsun falan. İşte biz kamusal alan çalışıyoruz dediğimizde herkes bir yüzünü ekşitiyor. Yani hani bunun nesini çalışıyorsunuz falan. Çünkü o sıra herkes kimlik çalışıyordu. Dolayısıyla ben tam tersi insanların onu çalışmadığı dönemde çalışıyorum. Ama çok böyle yapıldığı dönemde ben zaten o meselemi halletmiş oluyorum genellikle. Ondan endişe duymuyorum. Ama didaktik olmaktan tabii ki çok endişe duyarım. Çünkü ben orada benim mesela... Burada Türkiye'de yüz nakilleri var. Ben de şuradan bir roman yazayım değil. Yani ben bunu yaparken toplumsal olarak da böyle de bir şey vardı. Dolayısıyla yüzü yaralı kahramanım için o dönemde o röportajlar, haberler bir şekilde beni besliyordu. Yani farkında olarak ya da olmayarak. Eyvah. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz de farkındasınızdır. Nasıl metinleri okumaktan hoşlanıyorsak, daha doğrusu bir metinde neyle karşılaşmaktan hoşlanıyorsak, bizi ne mutlu ediyorsa yazarken biz de onu okuyucumuz için inşa etmek istiyoruz. Muhakkak öyle. Ben bu soruyu aslında negatif bir şey için sormadım bu arada. Şundan sordum. Mesela çok iyi biliyoruz. Hani cinler romanı ortaya çıkarken o dönemde yoğun bir şekilde döne duran anarşizm tartışması, hatta öldürülen bir anarşist üzerinden Dostoyevski bu metaforu bir romana dönüştürüyor. Sizinki de öyle aslında. Yani güncelle çok ilgilisiniz ama günceli bir gazeteci gibi ya da işte günceli takip eden bir sosyal medya uzmanı gibi takip etmiyorsunuz. Oradan önemli bir takım satır araları çıkartıyorsunuz. Bu benim açımdan çok önemli bir
şeydir. Çünkü ben sizi duyguyu takip zapt etmek istiyorum. Evet, bu çok önemli. Başta hafıza dedim ya, 21. yüzyıl Alzheimer, işte 21. yüzyılın metni, hatıralar olacak, anılar olacak kısmından. Çünkü insanlar duygularını, hafıza ile duygu arasında birebir bağlantı var. Biliyorsunuz Proust'tan bu yana şey yaparız, madden kurabiye ile çaya batırırken o şeyi, kokusuyla beraber. Bu gerçekten çok önemli çünkü biz ancak duygularımız eşliğinde geçmiş hatırlıyoruz. Bilgi çok önemli fakat ama bilgi bizi geçmişe götürmüyor. Yani yaşanmış bir şeyi hafızada kaydını tutmuyor bilgi. O bilginin bir şekilde bir sahneye dönüşmesi gerekiyor. Sahneye dönüşmesi için de onun bir duygu eşliğinde muhafaza altına alınması gerekiyor. Ben acizane metinlerimde bunu yapmaya çalışıyorum. Eyvallah. Bu kitap dolayımında devam edelim istiyorum yine. Şimdi sizin kitaplarınızda duygu evet ama bir aşk da var hep genelde. Yani fakat ben mesela bunun farkında değilim biliyor musunuz? Çok da şaşırdım. Müjgan'da çok sorulunca çok da şaşırdım. Hiç farkında değilim. Güzel bir aşk hikayesi var ama bunun etrafında tabii platonik mi diyorlar şimdi tek taraflı olunca. Tek taraflı değil Müjgan'la şahitlik. Gerçi Müjgan'ın tek taraflı değil. Nişanlı doğru. Onlar nişanlı çünkü. Onlar doğru doğru. Bunun etrafında dönüyor gibi bir hikaye ama burada benim en çok hoşuma giden yine belki sizin edebi birikiminizin en büyük özelliklerinden bir tanesi popüler kültür eleştirisine dönmeniz. Mesela buradan yeni bir popüler durumun altını çizmeniz. Bu önemli bir duygu durumu. Bunun için özel bir çaba mı var? Yani mesela bu kitap için hani şu meseleye mi yoğunlaşacağım, şu kitap için böyle hiç mi çıkıyor yoksa bu yol haritasında ortaya çıkan bir durum ben, mu? Bu imgelerin ortaya çıkması. Not tutan mesela tam tersi bazı yazarlar işte not tutuyorlar. Bu konuda bir roman yazayım falan. Şimdi bende bu tam tersi işliyor. Bana birisi de hayatını anlatsa oradaki bir cümle içime yer eder farkında olmadan. Yıllar sonra ben o bir cümle için roman kotarmaya kalkarım. Ama işte benim de annemin böyle bir hikayesi var. Siz seviyorsunuz böyle şeyleri. Bundan bir hikaye yazın dedikleri anda kaydetmiyorum ben onu. Çünkü o müşahhas birinin hikayesi ya. Kendim o zaman dedikodu yapıyormuş gibi hissettiğim için herhalde. Yani zaman içinde kendimi dedikleye bu noktaya vardım. Halbuki kişi kendisi diyor annemin hikayesi bu. Çok güzel olur sizin şeyinizden. Keşke bunu yazsınız. Orada şey yapıyorum reddediyor. Yani bilinç onu reddediyor almıyor. Ben doğal olarak benim dertlerim var Mustafa Bey. Ben zor yaşayan bir insanım. Yani hani insanların ya bunun da kafaya takılacak nesi var denilen insanlardanım ben. Yani mesela neyi kafaya takıyorum? İnsanların sevmedikleri kitapları arkadaşı diye sosyal medyada öne sürmelerine ben takılıyorum. Ama hangi sebepten takılıyorum? Şu. Ben daima toplum tarafında olan bir insanım. Çünkü gençlere bu zarar veriyor. Şöyle düşünüyor. Mesela diyelim ki ben ya da kendi üzerimde örnek vermeyeyim. Türkiye'nin çok meşhur bir yazarı. Arkadaşının hatırı için diyor ki falanın romanını çok beğendim, çok güzeldi. Şimdi o meşhur yazarın şeylerini, kitaplarını beğenen kişi diyor ki yani benim üstadım bunu beğenmiş, ben de okuyayım diyor. Ama aslında o beğendiği bir şeydi. Çok da kötü bulduğu bir şeyi beğendim diye ortaya koyduğunda ne oluyor? Biz edebi kamuda okuyucuya zarar veriyoruz. Halbuki hiçbirimizin okuyucuya zarar verme, okuyucuya ifsat etme hakkımız yok. Yani bunu yapmamı. Mesela ben bunu o kadar çok kafaya yoran bir insanım ki sonunda şöyle bir imaj ortaya koymuş oluyorum. Bak şimdi kendi kitaplarını şey yapmıyorlar diye bu haset ediyor mu? Değil yani bu konuda kendimden çok eminim. Tam tersine ben eleştirinin yani biz takdir etmeyen öven bir milletiz. Bu korkunç bir şey bence. Yani takdir çünkü bütün yapılanı edileni ölçerek tartarak bir beğenidir. Övmek ise yani işte kaz gelecek yerden tavuk esir gelmesin şeyinde metre metre cümleler sıralamaktır. Dolayısıyla çok ihtiyacımız olan eleştirel şeye asla ulaşamıyoruz. Bir peder şahi toplum olmamızla bağı var mıdır sizce bunun? Herkes peder şahiydi bir dönem. Mesela bu da çok şey yapılıyor. Yani sanayi inkılabına kadar bütün toplumlar peder şahiydi. Yani bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil ama ki. Ama bizde de eleştiri hiç olmadı gibi. Yani var tabii gittikçe ki ama gittikçe kan kaybediyor. Yani mesela ben kendimden yola çıkayım. 2006 yılında yazdığım yazıyı yani şu an hayatta ben yayınlayamam çünkü linç yerim.
Halbuki ben o dönem şeyin devletin en zirvesindeki kişiye yazmışım. Hiç kimse de şey yapmamış, yani bundan gocunmamış. Üstelik beni seyahate de davet etmişler. Halim hatırım sorulmuş. Ondan sonra uçakta işte böyle de yazdığı için hanımefendi iyi olduğu gibi bir şeyde takdirde görmüşüm. Evet. Ama şimdi kraldan fazla kralcılar. Yani ben bunu döversem bu taraf beni över şeyinden aslında evet, okumaz zamanın ruhu. yazmazlardan Evet. Yani bu şeyle Bu da var ama alakalı. mesela ben şeyi çok takılıyorum. Tamam, eleştiri eyvallah, bu çok ciddi bir sıkıntı, problem. Fakat olduğu yıllarda da okuduğumda mesela şaşıyorum bazen. Mesela Fethi Naci'nin roman eleştirilerini okuyorum. Adamın şeyine takmış, tahsihlerine takmış. Yani sayfa sayfa romanda kaç tane tahsih var onu çıkartmış. Yani olan da bana çok garip geliyor. Şu sebepten o. Dergide yayınlıyordu onları şey Fethi Roman Naci. günlüğü, evet. Evet. Adam Sanat'ta mı Adam yayınlıyordu? Sanat'ta sanırım, Evet. O dönem çok zor ya dizgiler falan. Kendi yayıncılık yaptığı için. gerçek yayın evi, evet. Gerçek şey. Dolayısıyla yani oradaki hataları da yani düzeltilmesine de katkı sunuyor. Yani onun için işlevsel bir şey. Yani dönemin ruhu çok işlevsel. Çok, ama şimdi dönüp baktığınızda buna ne gerek var diyorsun mesela. Yani hani o tip bir eleştiri bana çok bir şey vermiyor. Fakat şu eleştiri arıyorum ben. Mesela okumuşsunuzdur muhtemelen. Mesela Zibalt gibi isimler vardır. Artık biraz dünyada edebiyat, anlatı, çok güzel bir şey söylediniz hatırlamakla alakalı. Biraz oraya döndü. Yani metinler iç içe geçti. Yazar bir romanda, mesela Jeff Dyer diye bir İngiliz romancı vardır. Bunu çok iyi yapan bir romancı. Hem seyahat metni, hem anı, hatıra, bir nevi andaç aslında, o yılın bir andaçı. Hem bir kurgu var içerisinde, hem aynı zamanda birinci tekil şahsın başından geçmiş bir mesele gibi de anlatılıyor. Böyle 4-5 aslında disiplin, edebi anlamda 4-5 disiplin bir araya geçmiş metinler okuyoruz. Bu sizde de var yer yer. Hani tam anlamıyla böyle yapıyorsunuz demiyorum ama artık dünyada biraz böyle de yazılıyor. Şimdi eleştiri de biraz öyle. Yani eleştirmen de dünyada biliyorsunuz kendi içinden geldiği ekolün bakış açısından bir şey söylüyor ona. Yani sosyalist bir eleştirmense bu kitap sosyalist dünya görüşü açısından şuraya tekabül eder gibi bir metot. Ama bizde metot yok. Yani işte eleştiri olduğu dönemde de eleştiri metinleri kitap tanıtma yazılarının bir tık daha üstündeydi. Ya çok nefret vardı bizde garip bir şekilde. Ya çok nefret vardı ya da buna zarımı attım anlayışı vardı. Yani bunun hiç ortasını biz bulamadık yani. Bunun biraz akademik şeyi var, kısmı var. Yani akademi eleştiriye yön verdi demeyelim ama eleştiri dili tuttuğu bir şeye ihtiyaç var akademinin. Onlar da belli yazarlarda kaldılar. Yani üç yazarı geçmez akademinin döne döne okuduğu. Tanpınar mesela, sürekli Tanpınar. Tanpınar, daha sonra işte Oğuz Bugün de bir Atay, söyleşiye katıldım. Her gün, her an Tanpınar yani. Orhan Pamuk... Bir ara şeydi Hasan Ali Toptaş metinler üzerine çok Evet. yazılırdı. Bilge Karasu. O işte belli bir kesim Bilge Karasu'yu çok işte önemseyip onu öne çıkartır, hakkında söyleşiler Ya yapar. Başka kesim ona bakmaz. ben Bu garip şöyle bir anlayış bakıyorum. yani. İnsanların birisini öne çıkartmasını ben yadırgamıyorum. Bu çok normal bir şey. Yani sevdiğiniz bir şeyle beraber olmak istersin. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Benim takıldığım nokta şu. Niye muhafazakar kesim hiç kimseyi sevmiyor ve hiç kimseyle beraber değil mesela? Şimdi ben baktım bunu söylemeyi hak ediyor muyum? Ya bunu söylemeye hakkım var mı? Şuradan hakkım var diye düşünüyorum. Mesela ben Mustafa Kutlu'nun özellikle dört kitabını çok severim. Hangisi onlar? Defaatle yazmışım. Keşke bir dillendirseniz şimdi. Tabii dillendir İzleyenlerimiz de memnuniyetle. duysunlar. Yoksulluk içimizde ya tahammül ya sefer. Bu böyledir sır. Benim de dörtlemem tam yerine oturmuş. Eyvallah. Evet, ya bunlar hakkında çok yazmışım ve ben biraz önce dedim ya nasıl şeyle karşılaşmaktan hoşlanıyorsak. Mesela bir dönem ben dava delisi Kerim, yani her yerde dava delisi. Sonra İlhan'a takıldım mesela. En son okuduğumda da Murat abi yemek kitabı çıkartıyordu, ona takıldım. Ve yemek kitabı çok satardı, yemek kitabı çıkartacağını okuduğum dönem, yani bizim okumalarımız yaşadığımız zaman geriye dönüp okuduğumuz metni ne kadar değiştiriyoru Çok, çok gördüm. doğru, çok doğru. Çünkü ekranlarda yemek programları vardı ve ben de o yıl Bursa Kitap Fuarı'na gitmiştim. Bana imza günde kaç kişi gelecek? Yani 20 kişi gelse öpüp başım üstüne. Ama şeyi ben seviyordum. Yani doğal bir iletişim vardı. Şimdi o yok. Artık insanlar sizin elini omzunuza koyup bir fotoğraf çektirmek istiyor Marketing artık yani. tabii.
Onun için de benim için anlamını kaybetti. Halbuki benim için o 20 kişi o kadar kıymetliydik. Sonradan ahbaplığımızı sürdürüyorduk falan biz o 20 kişiyle. Bir şey, kuyruk gördüm ben. Dedim yani kim bu? İsmini sene söylediler. Sene kaçtı dediniz? Sene kaç 2000 olabilir? Yılların başı muhtemelen öyle tahmin ettim sanki. 2006-2007 falandır muhtemelen. Çünkü ben o sıra yılı nereden o kadar net hatırlıyorum? Çünkü Timaş'taydım. Ben 2009'da Timaş'tan ayrıldım. Yani demek ki 2009'dan önce. 2006 olma ihtimali kuvvetli. Belki 2004'tü belki de. Hiçbir yerin çıktığı yıldı. Nasıl böyle helezonik bir şekilde kuyruk? Kimin dedim imzası? Adını söylediler. Aa dedim bir yazar var ve ben bunu bilmiyorum. Ben mesela çok utanırım. Yani yakalamak isterim. Yani yeni çıkan isimleri okumak isterim. Durmadan da sorarım herkese. Yani işte var mı? Hani kaçırmayayım. Suçlu hissediyorum kendimi. Söylediler ben hiç bilmiyorum falan. Kimse de söylemiyor ki yemek kitabı imzalıyorum. Meğer yemek kitabı imzalıyorum. O an Murat abinin yani ya tahammül ya seferin Murat abinin yemek kitabı çıkartma şeyi o kadar çarpıcı bir şekilde geldi ki ve hani şey denir ya tam da buydu işte. O an dünyayı anladım. Yani benim için de o an dünyayı anladım dediğim şey genellikle bu kitap sayfalarından kurgunun bir sahne oluyor. Kurgunun gerçekleşmesi bir anda ortaya çıkması. Bu izlenimci şairler vardır biliyorsunuz Tanzimat döneminde. Bir şeyi görmeden yazamayan. Hüseyin Siret Bey'in bununla alakalı çok güzel bir anısı vardır. Hüseyin Siret Bey işte bir gün mürşidiyle adada gezerler. Mürşidi der ki Fahrettin Efendi, hiç der şiirlerini okudum ama hani bir naatın yok, bir münacatın yok. Hüseyin Siret Bey de der ki efendim biz izlenimciyiz, görmeden yazamayız yani der. Eyvallah gör o zaman diye dua eder. Gecesine Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür Hüseyin Siret Bey. Sabahını hemen işte yazar, kalkar, uyanır rüyadan. Koşa koşa şeyhine götürür şeyi, şiiri. Şeyhi de okur işte çok dua eder, çok güzel bir şiir der. İşte ey mihri la yezalin mehtabı müstenirdi diye devam eden çok güzel bir naattır. Bestesi de ayrıyeten yapılmış. Dolayısıyla metnin gerçekleşmesi, gerçeğin metne dönmesi. Bu ilişkiler benim edebiyatta çok keyif alarak dinlediğim işler. İzlemişsinizdir muhakkak. Paterson diye bir film var. Bu. Evet, evet. O ne kadar güzel bir filmdir o. Tam olarak bu dediğimizi aslında kasteden bir şey var. Bir de şey Kore filmi var. Şiir diye galiba yanlış hatırlamıyorsam. O da bir yaşlı bir kadının bir şiir kursuna gidip işte. Onu izlemedim. O çok çarpıcı. O da çok ilginç bir film. Güney Kore filmi. Hatta şeyde bu bir şiir ben şey üzerinde çok duruyorum son zamanlarda. Pandemiden sonra özellikle doğal karşılaşma mekanları yani çünkü hayatımızdan karşılaşma mekanları çekildikçe sanalı ne kadar doğal olarak idrak edebiliriz. Yani çünkü sanalı hayatımızdan çıkartamayacağız. Her ne kadar şu an İngiltere'de mum alın, işte radyo alın, pil alın, dijital kıyamet geliyor şeyleri ilan edilse de. Paterson filmini izledikten sonra bir şey, bir İsmet Özel şiirine dönüp bir İsmet Özel şiiri dinleyeyim dedim. Yani şeyden sonra. Hangisini seçtiniz? Sonra. Hangisi? Yusuf Masalı'dır muhtemelen ama emin değilim şimdi hangisi olduğunu. Şiiri dinlerken yorumları okuma. Ben çok severim şeyden. Yorum okumayı çok severim. Çünkü o benim için bir insanla karşılaşma. Şeyi ben ayırt edebiliyorum. Yani sahte ile hakikiyi ayırt edebiliyorum. Ve bence herkes ayırt edebiliyordur dikkat ederse. Birisi hatta ben bunu bir köşe yazısı da yaptım ama yayınlamadım henüz. Yayınlar mıyım bilmiyorum. Gecenin bir vakti ben filmi izledim işte 11 falan geçmiştir. İsmet Özel'in şiirini dinledim yorumlara bakıyorum. Birisi öyle bir şey yazmış ki altına yani oradan bir hikaye metni falan çıkartmak lazım. Burada diyor bu şiiri dinleyen bu kadar insan mıyız biz? Ne kadar güzel, iyi ki varsınız. Ben kendimi yalnız zannediyordum. Siz de demek benim kadar sevdiniz mi bunu diyor. Yani o kadar etkilenerek bir yorum yazmış ki. Ve dedim işte bu insanlar çünkü karşılaşmak istiyor. Evet. Kendisiyle aynı zevk atmosferini paylaşan insanlarla bir şekilde karşılaşmak istiyor. Çünkü ruh yükselmek ister. Yani şeyin Mustafa Merter'in şeyi var ya 900 katlı insanda yani şey depresyon dediğimiz şey aslında takılıp kalmasıdır yükselemediği için. İnsanlar da birlikte yükselmek istiyorlar. Çünkü insan Allah-u Teala öyle yaratmış yani ille bir kişiyle bile olsa bir cemaat olma duygusu var bizde. Evet.
O izlenimci şeyler, şairler deyince aklıma hep o şey geliyor. Paterson filmi ve İsmet Özel'in şiirinin altına yapılan yorumlar. O da herhalde dinleyin eyvaklı duymak doğruğuna varanlar mıydı şiir? Şimdi atıyorum tabii. Belki odur diye. Ben şimdi metinde yazmışımdır eyvallah, hangi şiir eyvallah olduğunu. Şey yaparım size. Hay hay. Bahsederim sonra. Hiçbir yere biraz daha gelmek istiyorum. Sonra konuları değiştiririz. Bir de mola vereceğiz herhalde. Yaklaştı saatimizde. Bu erkeklerin hikayesi olmaması meselesi nedir? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Erkeklerin hikayesi yok mudur kadınlara göre? Yok. Yani hatta ben 2004'te bunu erkeklerin hikayesi neden yok dediğimde ve Alper Görmüş röportaj yapmıştı zannediyorum Nokta dergisinde. Çok da vefalı çıktı. Defaatle de o söyleşi atıfta bulundu hatta. Benim kullandığım bir şey vardı, kavram vardı o şeyde. Söyleşide azalan erkek kimliği. Maalesef bizim çevrelerde kimse ilgilenmedi ve azalan, yani burada da ne demek istiyorsun diyen olmadı. Ben kendim bir şekilde açmaya çalışırım ama bu tip şeylerde, kavramlarda hem bir taraftan tanımlamamız yok diyoruz, kavramlarımız yok diyoruz ama bir taraftan da birisi bir kavram ortaya koyuyor, sahip çıkın, üzerinde şey evet yapın. Ben belki muhafazakar kesim için diğer çevrelerden biri olsaydım çok kıymetli olurdum. Yani böyle de bir şey var. Bunu ben başından itibaren biliyordum. Hiç kimse üzerinde durmadı. Yani tam tersi reddederek işte feminist deyip geçtiler. Yani işte o feminist, bırakın o feministi falan filan. Ben feminist olsam feministim demekten asla gocunmayacak bir insanım. Ama feminist değilim. Fakat kadın haklarından yanayım elbette. Benim kendimi ifade edebileceğim, yani ömrüm boyunca başından itibaren ifade edeceğim şey, ben hayatım boyunca küçücük bir kız çocuğuyken bile antikapitalistim. Ya bu benim değişmeyen kimliğimdir. Çünkü o küçücük bir çocukken siyonist nedir bilmiyorsunuz. Onun için antisiyonist olan şey değilsiniz. Ama ben ya 12 yaşımdaydım, ben antikapitalistim. Çünkü daima daha fakir olanı, güçsüz olanı gördüm ben. Benim derdim, şeyim oradan akıyor. Hatta sıkıntım da var mesela. Güçsüz olanla öyle bir empati şeyim kuruyorum ki çıkamıyorum da. Yani hani normalde empati olarak bir de geri dönmeniz lazım. Benim sıkıntım geri dönemiyorum. Yani orada kalıyorum. Erkeklerin hikayesi neden yok kısmında mesela ben şiddeti de bu kadınla yönelik şiddette de erkeklerin hikayesini dillendirememesini, ifade edememesini buluyorum. Mesela iletişim. Şimdi önemli şeyde sosyal medyada görüyorsunuz mesela işte videolar falan çekiliyor ya, insanlar etkileşim almak için kendi mahrem hayatlarını bir tiyatro sahnesine çekmeye çalışıyorlar. Murat Saraçoğlu Bey ile konuşurken izledim sizi. İşte herkesin elinde bir şey, herkes kendinin yönetmeni oldu diyordunuz. Hakikaten çok katılıyorum ben buna şu sebepten. Herkes bir hayatım roman derdi ama roman yazmak zor bir şey. Fakat herkes benim hayatım film diyor ve evet o cep telefonuyla onu çekmeye başlıyor. Dizi film de çekmeye başlıyor. Instagram'dan öyle halk tipi videoları şey yaparken bu azalan erkek kimliğinin tam karşılığını görüyorum. Yani kadın orada hikayeyi yazıyor. Yani bu bir Anadolu kadını da olabilir. Hikayeyi yazıyor, sahneye koyuyor, eşini, oğlunu işte yardımcı oyuncu olarak dahil ediyor. Ama erkeklerin ifade kapasiteleri gittikçe azalıyor. Şimdi neden azalıyor üzerine kafa yorduğumda şu noktaya geldim. Şimdi erkekler daha cemaat bir geçmişleri var. Yani diyelim ki köy odalarında biri konuşuyor, biri kitap okuyor, diğerleri onu dinliyor. Yani daha dinleme kültüründen geliyor erkekler ama hiçbir zamanda kendilerini ifade edememişler. Halbuki kız çocukları evin içinde o iş yaparken hani annelerini isyan ede ede büyürler. Dolayısıyla çok erken yaşlarda kızlar kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Bir de dil yeteneği olarak kızlar daha önde erkeklerden. 21. yüzyılda bu iyice pekişiyor ve kendini ifade edemeyen, kendisiyle yüzleşemeyen, İşte benim azalan erkek kimliği dediğim bir kimlik ortaya çıkıyor. Ki bunu siz yıllar önce yazdınız. 2004'te. 2004'te yazdınız. Şu an anlattığınız, altını çizdiğiniz bu konu o kadar güncel bir şey ki hala daha böyle. Yani dijitalleşmenin tabii bu kadar giderek öne çıkması, evet, imkanların bu kadar gelişmesi, enformasyonun bu kadar diyelim çok öne çıkmasına rağmen erkek kimliği hakikaten böyle bir alana, dar bir alana sıkışmış durumda.
önemli tespitler yapıyorsunuz. Bunların hepsi aslında uzun uzun konuşulması gereken şeyler. Bir erkeğin kendini bir topluluğa dahil etme ihtiyacı, yalnız kaldığında mesela bundan çok korkması. Dayanışma, niye erkeklerde bu kadar yoğun bir dayanışma kültürü vardır? Çünkü yalnızlığı içinde şey yapamaz, yani kendi içine dönemez, kendi içini kuramaz. Yani niye kendi içini kuramıyor kısmını? Belki yılların getirdiği bir birikim var ama bir taraftan da hani anneler mi çok oğullarını koruyor kısmını da çok düşünüyorum. Belki eskiden, değişen annelik üzerine de konuşmak lazım, bilmiyorum. Yani son 20 yıldır değişen annelik üzerine. Değişiyor mu kısmı da ayrı bir şey bir taraftan da. O da ayrı bir soru işareti. Yani, yani değişmiyor, kendini başka bir açıdan güncelliyor. Yani diyelim ki kaynana, gelin kaynana şeyi gerilimi kamusal kaynanalıklar üzerinden güncelleniyor. Enteresan, kamusal kaynanalık. Tabii tabii. Yani bu bütün şey kişisel gelişimcilerin yaptığı aslında kamusal kaynanalık bana göre Instagram üzerinden. Ya şeyde de var, Müjgan'da da var. Tabii şimdi 4 dakika kaldı araya. Şu psikiyatrlar, psikologlar meselesi, başkalarının acılarını pazarlayan dediğiniz. O bence başlı başına da bir konu. Hatta işte biz de dergilerimizde röportajlar yapacağız. Diyelim işte bir takım konularla alakalı dosyalar hazırlayacağız. Baktığımızda yani müfredat bizi ister istemez psikologların ortaya döktüğü eserlere yönlendiriyor. Bunların içinde çok iyi olanları da var bu arada. Bunu hani bir nicelik nitelik ayrımı yapmıyorum bunun ben. Bunun hatası sosyologların boynunadır Türkiye'de. Çünkü sosyologlar psikologların konuştuğu konuları boş bırakıyorlar. Yani şu an Türkiye'de ve dünyada böyle aslında. Buna da ilk dikkat çekenlerden biri Eva Ilius. Yahudi kökenlidir Eva Ilius ve onun Mutlu Vatandaş İmalathanesi diye bir kitabı var. Tezi şu. Aslında sosyal devletten vazgeçildiği için yani toplumsal olan bir sürü sorun bireyin üzerine yıkıldığı için bu kadar psikolojik sorunlar var. Bir taraftan da bir hastalık, fazladan bir hastalık üretimi de var. İşte en çok yapılan eleştiridir biliyorsunuz. Yüzyılın başında 4 tane psikolojik rahatsızlık varken bugün gittikçe artıyor. Her yıl birkaç tanesi daha kitap ekleniyor. Kırmızı kitap denilen kitaba sürekli madde ekleniyor. Evet. Bu kadar çok psikologların konuşma sebebi sosyologların susmasıyla alakalı bence. Çok enteresan bir tespit. Bununla derinleşmek istiyorum aslında. İkincisi de son dönemde ortaya çıkan işte psikiyatr mı, psikolog mu? Hadi ruh İkisi doktorları farklı. Diye. İkisi de farklı olduğu için hani kelimeleri özenle ama mesela seçiyorum. Psikologlar daha pervasız olabiliyorlar. Neden peki? Neden peki kısmı önemli? Çünkü yani şimdi psikiyatristlerin bir hastanede bir şeyleri var. Örgütlü bir zamanları var. İşte hastaları var diyelim ki. Ve onlar aynı zamanda doktorlar bir de. Doktor tabii doktorlar. Yani tıp evet. Eğitimi almış. Bir yerde istihdam edilmiş. Fakat bir de merdiven altı bir sürü şeyler oldu. Yani hızlı eğitimler. Geçen haftaydı galiba. Program adı verebiliyor muyuz başka bir kanalda? Çok bilemedim şimdi. Arada isterseniz bana söyleyin. Size arada size söyleyeyim. Benim çok zevkle izlediğim, metinlerini kim yazıyor diye merak ettiğim bir komedi programı var ekranlarda. En son seyrettiğimde de şeydi, derdimi anlatmak istiyorum bölümü. İşte bir kadın, işte 10 yıldır birlikte olduğu bir adamdan ayrılıyor, arkadaşlarını eve çağırıyor. Arkadaşları da bunu teselli etsin bekliyor. Fakat bir tanesi sürekli astrolojiden bahsediyor. Bir tanesi sürekli senin kökeninde annelik şeyin var diyor. Kezoterapi yapıyor. Bir tanesi de işte kefir yemediğiniz için, bağırsak florası bozulduğu için. Aslında bu tam da sosyal medya insanı dediğimiz şeyi veriyor, profili veriyor. Fatma, o kadar güzel bir konu ki şimdi araya gideceğiz, kesilecek diye şimdiden keseyim istedim ki tamam. Bunu çok konuşalım istiyorum. Çok güzel tamam. Bir konu çünkü. Peki. Sevgili dostlar, Millet Kıraathanesi'nde kısacık bir mola vereceğiz. Ayrılmayın lütfen. Müjgan, son romanınız İmkansıza Komşu. Ben bu üst başlıkları, alt başlıkları çok severim. Yazarların da neden bu alt ve üst başlıkları tercih ettiklerini de ayrıyeten çok merak ederim. Ama bu romanda dikkatimi çeken bir şey oldu. Direkt oradan başlamak isterim. Elbette. Tanıdığım bir karakter var burada, Şahin.
Yanılmıyorsam hiçbir yerlerin karakteri. Ben onu da yanımda getirdim. Eyvallah. O da çok sevdiğim kitaplarınızdan birisidir. X-Golmans. Yıllar sonra o kardeşimiz karşıma çıktı. Ama burada başka bir karakter var. Müjgan ismi. Daha roman okumaya başlamadan, yani roman bana geldiğinde aklıma Türk edebiyatında kadın isimleri olan romanlar da geldi bu arada. Hani Fatma'mla karşılaşınca bunu da söyleyeyim diye de not aldım. Mesela Nilgün'ü Refik Ali hatırlarsınız. Fatma'nın Refet'i ki siz Fatma'ya uzmanı sayırsınız aynı zamanda. Dolayısıyla hani... Neriman çok karşımıza çıkıyor. Neriman mesela. Ama hani kitap ismi olarak böyle... Müjgan şeyde tescillenmiş. Atil İlhan'da tescillenmiş Müjgan şiirleriyle. Şarkı işte Ahmet Kaya'nın sesinden meşhur olan romanın içinde de geçiyor. O mahur besteçeler Müjgan'la biz ağlaşırdık. Oradaki Müjgan'ın isim değil kiplik olduğunu söyleyenler de var. Benim Müjgan'ım işte hiçbir yerde Şahin'in nişanlısı aslında hiçbir yerde de geçiyordu. Orada da geçiyordu. Doğru. Evet. Ama orada baş karakter Şahin. Tabii Şahin. Baştan sona Şahin. Muhsin de Şahin diyelim hatta. Şöyle bir şey oldu. Yıllar sonra Müjgan beni bırakmadı tabii. 2009'da bir köşe yazısı yazmışım ben buradan Müjgan geçti diye. Ben onu unuttum tabii. Ben maalesef yazdığı yazıları unutan birisiyim ama... Allah öyle güzel okuyucular veriyor ki yıl yıl bana böyle biriktirip hatta çok bazılarını iyi. Böyle ayırıp tematik hale getirip hocam aklınıza gelmedi mi? Bakın şuradan ne güzel bir kitap olur diye. Aa, ben böyle bir şey mi yazmışım diye şaşırıyorum. Müjgan yayınlanınca okuyucudan işte siz 2009'da yazmıştınız demek o Müjgan çıktı mı ortaya diye bir heyecan. Sonra işte beni tanıyanlar izin isteyerek telefon numaranızı verebilir miyiz dediler. WhatsApp'tan yazdılar. O kadar enteresan şeylerle karşılaştım ki ben Müjgan üzerinden. Mesela bir okuyucum dedi ki siz bilmezsiniz ben esasında Gün Akşamsızdır'ı düğün davetiyesi olarak dağıttım. Allah Allah. Üç, bu çok çarpıcı geldi bana, çok hoş geldi. Dedi ki şehir dışından gelen arkadaşlarımı nasıl bir hediye verebilirim? Matematik öğrencisi o esnada, şimdi öğretmenlik yapıyor. İşte çok sevmiş Gün Akşamsızdır'ı. İşte kitabın kapağının içine düğün tarihini, düğün olacağı yere yazarak göndermiş, beklerim diye göndermiş. Tabii bu beni çok duygulandırdı. Çok güzel. O kitabınızın ayrı bir yeri var bu arada. Yani evet, isminiz biraz o kitapla tanımlı diye hatırlıyorum çünkü. Evet, Gün Akşamsızdır. Çünkü Yazarlar Birliği'nin şeyi ödülü olmuştu, yılın hikayecisi ödülü olmuştu. O yıl Yazarlar Birliği'nin şeyleri, ödülleri çok ses getirdiği için ben de onların arasından kaynadım. Yani işte... Mehmet Genç hocamızın, Teoman Duralı hocamızın ödül aldığı bir yıldı. Dolayısıyla o yılın özel bir şeyi oldu. Anlamadım. Ayşe Böhürler'in televizyon ödülü aldığı yıldı ayrıca. Elif Şafak romanda almıştı. Müjgan 2009'da köşe yazısını bana gönderdi. İşte böyle böyle yazmıştı falan. Çok heyecanlandı okuyucu. Tabii hiçbir yeri okuyanlar heyecanlanınca bu sefer hiçbir yeri okumamış okuyucu... biz ne yapacağız? Şimdi önce hiçbir yerim okumamız gerekiyor gibi bir endişeye kapıldılar haklı olarak. Onu da soracaktım. Bir işleme olacak 2020'dir falan diye. Şöyle kurguladım ben. Direkt Müjgan'dan başlayabilir okuyucu. Hatta daha iyi olur. Yani hiçbir yeri okumamış okuyucu direkt Müjgan'dan başlasın. Merak ederse hiçbir yere döner. Fakat hiçbir yerin çok özel bir okuyucusu oldu. Oldu, doğru. Şuradan çok özel bir okuyucusu oldu. Şimdi bizim... hakikaten her şeyin bir nasibi var. 2004 yılının da ilginç bir nasibi vardı roman açısından. Ben kendim kitabımı yayınladıktan sonra bir müddet sonra onun artık yabancısıyım. Ben de herkesle beraber gayet sosyolojik bir şekilde bakabilirim. Ortamı değerlendirebilirim. Hırpalayabilirim de. Yani şey yaparken kıyamam yayınlayıncaya kadar. Yayınladıktan bir üç vakte kadar da kıyamam ama daha sonra gayet hırpalayabilirim. 2004 yılında o vakitler Radikal Gazetesi vardı hatırlarsınız ve çok güzel kitap eki olurdu Radikal Gazetesi'nin. Ömer Türkeş iki yazı yazdı yanlış hatırlamıyorsam hiçbir yer üzerine. Birisi doğrudan yani çok iyi bir ilk roman diye yazmıştı. İkincisinde de 2004 yılında o kadar çok roman yayınlanıyor ki o zaman için şu an artık... Her yıl çok roman yayınlanıyor. Fakat onu o zaman... da konuşalım bu arada. Tabii. Hani o çünkü vakit... bir kısmı da çeviri onların yani. Evet.
O vakit 2004'te şöyle demişti Ömer Türkeş, Cumhuriyet tarihi boyunca yayınlanan romanların toplamından daha fazlası yayınlandı 2004 yılında. Enteresan. Hakikaten çok enteresandı. Yani henüz böyle sosyal medya ile şeyimiz, haşır neşir bir hayatımız falan yok. Ve de insanlar roman üzerinden bir hakikaten bir roman üzerinden bir karşılaşma mekanı kurdular. Çok net hatırlıyorum. Yani hiçbir yerin o kadar özel okuyucusunun olma sebebi de bence biraz öyle. Hayat Vakfı'na çağırmışlardı beni. Hayat Vakfı'na işte dalgıçlık esnasında vurgun yiyip felç olan bir delikanlı, adı Şahin'miş. Öğrenciydi o sırada Edebiyat Fakültesi'nde. Kitabı o kadar çok okumuş, o kadar çok şey dalaşmış, didişmiş Şahin'le. O toplantıda beni o kadar çok hırpaladı ki yani işte adeta hani benim hikayemi nasıl böyle yazarsınız falan gibi. O dönemdeki tartışmalarda işte hiçbir şeyi sözüm sözü onun için getirdim. Benim verdiğim söyleşileri topladım evet. Bir yıla kadar. Hiçbir yer üzerine o kadar güzel sorular sorulmuş, o kadar iyi okumuş ki insanlar, o kadar didiklemişler ki yani şu an ona şey değiliz. Yani hani bana gelmiyordur diyeceğim de ben diğer yazarlara yapılan söyleşilere de bakıyorum. Bunun tabii bir ucu yazarlarla ilgili çünkü yazarlar sorgulanmaktan çok hoşlanmıyorlar. Yani herkes bu vesileyle kitabımın tanıtımı yapılsın diye bakıyor ki bu edebi kamuya, eleştirel düşünceye çok zarar veriyor. Halbuki biz doğal olarak bıraktığımızda, insanların rahat soru sormalarına imkan tanıdığımızda çok başka yerlere gidecek. Müjgan o kadar süre, işte 2004'te yayınlandı şey hiçbir yer. Yıl olmuş neredeyse 2024, işte Müjgan yayınlanıyor. Bu kadar süre sonra hani niye yayınlandı gibi bir şey var. Niye beklettim? Birincisi, ben Müjgan romanı yazmak gibi bir niyetim yoktu benim. Fakat yazdığımda niye bu kadar? Çünkü son kısma kadar yazmıştım. Niye yayınlamadım kısmına gelince. Benim şöyle bir talihim, bir noktadan bakınca talihim ama başka bir noktadan bakınca da talihsizliğim olan bir şey var. Erken öten horozu keserlere ben çok sık muhatap oluyorum. Bu hiçbir yerde de oldu, Rüzgar Avı'nda da oldu. Ben Rüzgar Avı'nda tüketim toplumunun, işte başörtülü kadınlarının etrafında cereyan eden öyküler yazdım ve çok tepki aldım. Yani hani niye bunları yazıyorsun gibi. Ama şimdi o öyküler o kadar yumuşak ki olanlardan tabii. Sonra yani hani ne varmış ki buna, niye bu kadar bana o şiddetli tepkiyi gösteren arkadaşlar... Hakkınızı helal edin. Biz niye buna bu kadar tepki gösterdik ki noktasına geldiler? Hayat yolculuğumuzda kederi de, mutluluğu da, gözyaşını da, gülüşleri de yaşıyor ve tadıyoruz. Aslında derinliklerimizde tüm yapıp ettiklerimizle hayatta bir anlam arıyoruz. Hayata dokunmakta bu anlam arayışını ve ortak insanlık hallerini konuşuyoruz. Yaralarımızı görmeden sağlam taraflarımızı göremiyoruz ve inşa evet. Edemiyoruz. Kazanırken neyi kaybediyorum? Eğer ruhumu kaybediyorsam, insanlığımı kaybediyorsam eksik olsun. Her insan kimliği ne olursa olsun gönülden gönüle mutlaka anlaşır. Yaratılışın asıl hareket ettirici noktası sevgi. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Aşk insanın en şerefli derdidir. Ne harika bir hayat yaşıyorum diye de görülmek istiyoruz. Zarafet istikametine bir kapı açılınca insana o kadar cazip gelir ki insan oradan yürür. Felsefe bulamayanların düşüncesidir. Hikmet bulmuşların düşüncesidir. İnsanın insanla terbiyesiyle insan ortaya çıkar. Sesli bir tefekküre dayalı sohbetimizde hayata dair sorularımızın izini süreceğimiz Doktor Rukiye Karaköse'nin sunumuyla Hayata Dokunmak yarın 18'de Val TV'de.
Efendim tekrar merhabalar. Millet Kıraathanesi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konuğumuz Fatma Barbarosoğlu. Onun Müjgan isimli bu çok sevdiğim romanını konuşuyoruz. Ortasındayım ama bitiremedim kitabı daha ama daha önce kitaplarını okuduğum için ortasına kadar geldiğimde de fikrimi beyan edebilirim. Evet, yani. Hiçbir yerden ettiğiniz için. Eyvallah, fikrimi böylece rahat rahat beyan edebilirim ama tabii tamamını da okuyacağım inşallah. Şeyde kalmıştık, bu kitapta da epey bir yekun tutuyor psikologlar meselesi. Psikiyatrist, evet psikiyatrist. O sözünüzü sevdim, başkalarının anılarını pazarlayanlar. Buna biraz yoğunlaşalım isterim. Şundan dolayı dizilerde çekildi, bununla alakalı kitaplar yazılıyor. Hatta kimileri bunu eleştiriyor biliyorsunuz. Şimdi ismini vermeyelim yazarın ama insanların hikayelerini yazıyor diye. Oysa onlar özel hikayeler diye. Bakıyorsunuz buna? Sonra yazarı da diyor ki hayır olur mu, ben onu öyle yazar mıyım diyor. Değiştiriyorum kendisi bile şey. Peki o zaman niye gerçek hayat hikayesinden esinlenilmiştir İbaresini düşüyorsunuz. O şimdi çünkü bu, bir marketinge dönüştürüyor zamanla. Yeni bir şey mi bu? Mesela ben size çok çarpıcı bir şey anlatayım vaktimiz varsa. Tabii ki buyurun. Bu gerçek hayat hikayesi insanların bir takıntısı. Aslında bu gerçek hayat hikayesinde takıntı insanların dedikodu ihtiyacından kaynaklanıyor. Çok iyi. Bazı filmlerin de başında böyle yazar biliyorsunuz. Evet, çünkü şey olarak bir kurgunun içinde kendini bırakamayacak. İlle birinin şeyi olsun ki, hayat hikayesi olsun ki onu şey yapabilsin, yağmalayabilsin. İnsanlar da çünkü dedikodu da aslında başkasının hayatını yağmalama ihtiyacı. Hmm. Bizde bunun benim bildiğim ilk örneği Pierre Loti'nin bizde Bezgin Kadınlar olarak çevrilen romanı. Ama Bezgin Kadınların bence dizisi yapılmalı. Hazır elimizde metin de varken. Pierre Loti romanda üç kadından bahsediyor. Halbuki iki kadın var. Birisi kızların şeyi, mürebbiyesi. Mehmet Nuri Bey'in kızları. Gerçek isimleri Zeynep ve Nuriye. Fakat romanda Zinnur ve Melek olarak geçiyor. Hmm. Bunlar Pierre Loti ile buluşuyorlar. Gerçekten buluşuyorlar ve diyorlar ki peçelerin içinde. Lütfen sizden, ki o sıralar Pierre Loti Aziyade yazmış, meşhur falan. Osmanlı kadınının ruhunun olduğuna dair lütfen bizim romanımızı yazın diyorlar. Ve Pierre Loti de bunlarla buluşuyor, ediyor, roman yazılıyor falan. Bu kısımları geçeyim. 1906 yılında roman yayınlanıyor. Aklıma hemen Balzac'ın iki yeni gelinin hatıralarını anımsattı romanı. 1906'da yayınlanıyor. Yani romandan sonraki çok enteresan. Zaten bunun bir dizisi çekilecekse bütün o tartışmalarla çekilmeli. Hmm. Yani paralel giderek çekilmeli. 1906'da şey yapılıyor, roman yayınlanıyor ve bütün dünyada bu Osmanlı kadınlarının gerçek hikayesi olarak, çünkü bunlar şey yapıyorlar, çok İtalyan gemisiyle çok kaçarak, haremden kaçarak gidiyorlar. O kaçma hikayeleri zaten çok enteresan. Ve de bunların gerçek hayat hikayesi diye sunulmasıyla birlikte 1906'dan Pierre Loti'nin öldüğü 1923 yılına kadar bir roman kaç baskı yapabilir sizce? Hele ki o dönemde. Evet. 400 küsur baskı yapıyor. İnanılmaz bir rakam. Ki o dönemde... Şimdi öyle baskı yapan kitap çok nadir bulunur. Ki o dönemde hani baskı adetleri de daha çok oluyor bildiğim kadarıyla. Şimdi hani dijitalden bittiği anda tekrar şey yaparız, kolaylığı tamam. Olmadığı için. Ve çok enteresan hayatları oluyor şeylerin. Zeynep'in ve Melek Hanım'ın. Grace Ellison hem Zeynep Hanım'la hem de Melek Hanım'la mektuplaşıyor. Grace Ellison çok ilginç bir şey, yazar, İngiliz kadın gazeteci. Hem Abdülhamit'ten bir nişanı var, yabancı bir kadına verilen tek nişana sahip bildiğim kadarıyla. Hem de Cumhuriyet döneminde ödüllendiriyor Grace Ellison. Zeynep Hanım daha sonra şeye dönüyor ki, Zeynep Hanım kaçtığında, roman yayınlanınca kaçtığında aslında evli. Sonra bir çocuğu dünyaya geliyor, eşi kabul etmiyor çocuğu. Ve onu Melek Hanım'a bırakarak, yani kız kardeşine bırakarak, kız kardeşi Polonyalı bir kontla evleniyor şeyde, Paris'te. Sosyeteye kabul ediliyor falan. Taha Toros'un bildirdiğine göre galiba Melek Hanım'ın çocuğu, kızı galiba Rothschild'ların gelini. Şakir Paşa ailesinin hikayesi gibi oldu. Yani Fahrel Nisa Zahid'in onların hikayesi gibi. Onlardan çok daha ilginç. Şöyle ki... roman yayınlanıyor. Romanın şeyinde Mehmet Nuri Bey, kızların aile kütüğünü iyi bilmek gerekiyor. Mehmet Nuri Bey hastalıktan, üzüntüden ölüyor.
İşte karısı da ölüyor ve şeylerin bunların iki kardeşleri, bir erkek bir kız kardeşleri, onların da çok zor hayatları oluyor. Ama esasında Abdülhamit bir soruşturmaya falan gitmiyor. Fakat Mehmet Nuri Bey kalemde memur, yani Babali'de görevli memur. Mehmet Nuri Bey'in babası bir Fransız asilzadesi, Kırım Harbi esnasında Osmanlılar tarafında savaşmak için geliyor. Bir Çerkez kadına aşık oluyor ve Müslüman oluyor. Yani Mehmet Nuri Bey'in babası Fransız, annesi Çerkez. Kızlar dolayısıyla... Çok enteresan bir hikaye bu. Ya ben bunun mesela niye bezgin yazılmıyor? Bezgin kadınlar Pierre Loti. Evet, bezgin kadınlar tekrar Pierre Loti. Tekrar ki belki merak edip hatta insanlar... Hatta ben nihayette bununla ilgili peki ama bu anlatılan kimin hikayesi diye bir metin yazdım. Hmm. 2017 falan olabilir. Onu inşallah kitabıma alacağım. Kıyametler kopuyor. Yani bu hayat hikayesi gerçek miydi ve gerçeklik üzerinden pazarlanıyor ve davetlere katılıyor Zeynep Hanım ve Melek Hanım. Sonra Zeynep Hanım tabii çok pişman oluyor. Aslında bir şekilde oryantalist bir ilgiyle karşılandığını fark ediyor. Nitekim o dönüyor, İstanbul'a dönüyor ve Balkan Harbi sırasında hemşirelik yapıyor Zeynep Hanım. Dolayısıyla bu gerçek hayat hikayesi yağmalama kısmı, yani kökenleri çok çok eskide olan bir şey. Bugün gerçek hayat hikayesi denilenler aslında gerçek hayat hikayesi değil. Değil, doğru. Mesela benim şeyimde hiçbir yerde anlattığım Şahin benim kurgu karakterim ama anlattığım her şey gerçek. Çünkü zaman içinde ben onları biriktire yani bir toplumda hikayeler nasıl anlatılır, hafızanın kaydını nasıl tutar, onları biriktire gittiğim için... Mesela gerçek derken neyi kastediyorum? Bir örnek vereyim. Bu gerçekliği de şöyle yaptım, dahil ettim romana. Bir Şahin'in günlüğünde rastlıyoruz biz o günün gerçeklerine. Bir Şahin'in tezinde rastlıyoruz gerçekliği. Bir de Şahin amcazadesi Muhsin'in karşılaşmalarında rastlıyoruz. Mesela Muhsin'in karşılaşmalarından birinde camiden yapıyor, evine dönecek. Camide imam tatile gitmiş, yerine birini bırakmış. O bir yerine bıraktığı birisi de doğru dürüst yani zammı sureleri bile doğru dürüst okuyamayan birisi falan. Namazım oldu mu olmadı mı diye bir endişeyle Muhsin tekrar evine dönerken köyde bir ecnebi kadın görüyor. Ecnebi kadın, bu gerçek, sahiden bizim köye böyle bir kadın geliyor. Ecnebi kadının şöyle bir isteği var. $500 verecek. Ama kara örtü bir evde kalacak. Köyde, bizim köyde de çok az kara örtü var. Genelde modern binalar. Kara örtü bir ev olacak. $500 verecek. O evin hanımının yaptığı her işi yapacak. Sadece ayrı bir lavabo ve banyosunun olmasını istiyor. Şartı bu. Ve bizim köyde hiç kimse kabul etmedi. Yani kabul edenlerin de evi modern olduğu için kadın yapmak istemedi. Bu kadın bir antropologtu. Ve düşününüz, yani ben 2000'li yılların başında... Antropolog köyleri dolaşıyor ve bizim sosyologlar, köy sosyolojisi yok yani akademilerimizde. Bir köy romanı diye bir şey var ama o da çok eskide kalmış. Yok, yamuk yamuk bir şu an yazılmıyor. Yani antropologlar bütün o Karadeniz sahillerinde, nitekim bir Japon antropolog Karadeniz'deki bir aileyi yazdı, kitap olarak da basıldı bu. Gerçeklik derken mesela bu gerçeklik. Hiçbir yerin Şahin'in günlüklerinde bir Veysel Karani karakteri var. Adamın adı gerçekten Veysel Karani. İnternete girip baktığınızda görürsünüz. Veysel Karani, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde kayısı üreticileri çok şikayetçi. Traktörünü atlıyor ve Çankaya'ya geliyor. Derdini anlatacak. Randevun yok diye bekliyor yapamıyor. Tekrar gidiyor. Ertesi yıl daha da kötü oluyor kayısı üreticilerin durumu. Bu sefer at arabasıyla geliyor Veysel Karani. Bekliyor gene Cumhur'un reisinden randevu alamıyor. Kapıdaki polislerle ahbap oluyor o kadar bekleme sürecinde. Ne yapıyor Veysel Karani? Atını, at arabasının atlarını Çankaya'nın seyisine bırakarak kendisi çıkıp gidiyor Malatya'ya. Şimdi bu gerçek, yani bunun pekala gazete haberlerinden bulabilirsiniz. Benim için bunu romanda tuttuğu yer ne? Bu bir pembencilik kaftan hikayesi. Doğru. Yani
zihnimize, toplumsal bellek derken kastettiğim bu. Bütün bu şeydeki, müjgandaki şeyler de, bütün o karşılaşmalar, işte mesela Afyon gibi bir yerde Afrika için yardım kutusunu evet ben gördüm yani. Onun için o romanda var. Evet Afrika'dan Afyon'dan Afrika'ya kuyu açtırmaya giden gencecik kızı gördüm ayaküstü. Onun için o romanda var. Yani toplumun içinde gördüğüm bütün o gerçeklikleri bir kurgu karakter yardımıyla dahil ediyorum. Yani benim gerçekliğim böyle bir gerçeklik. Dolayısıyla kimsenin hikayesini talan etmiyorum. Toplumsal bir duyarlılığı duygular eşliğinde zapt etmeye çalışıyorum. Eyvallah. Biraz konuyu değiştirelim mi? Olur. Şimdi sizin bir tweetinizde miydi, bir yazınızda mı acaba zihnim bulanık? Ama şöyle diyordunuz, evde yemek yaparken ya da işte başka işlerle uğraşırken sesli kitabın çok hayatımda iyi bir yer kapladığını hem tweet, fark hem ettim. Köşe yazısı. Şimdi ya ikisini de okumuşumdur ikisi muhtemelen. İkisi de var, evet. Sonra tabii ben de o uygulamayı işte indirdim. Bir taraftan bizim de mesleğimiz gereği bu tip şeylere hep biraz zihnimiz, kulağımız açık. Dedim Fatma Hanım bundan bir yarar sağlamışsa dedim ben de sağlarım herhalde. İşte bir romanı indirdim, dinlemeye başladım. Bir yerden sonra koptum. Yani şey yapamadım, yakalayamadım bir yerini yani. Ama siz çok övgüyle bahsettiniz. Püf noktası var çünkü. Dolayısıyla sesli sizden kitap de bir dinlemek istedim. Niye sesli kitabı bu kadar sevdiniz? Sesli kitabı çünkü hayatta o kadar çok okumamız gereken metin var ki. Ama bir de geçmişte okuduğum metinleri tekrar okumak istiyorum. Biliyorsunuz klasikler 3 kere okunur deniyor. Evet. Birincisi işte ilkokulda ödev olarak, ikincisi böyle bir aklınız başınıza geldi. Üçüncüsü de yani ben ne okumuşum, ben nelerden için gelmişim, evet, falan. Ve ben şunu fark ettim ki yani Milli Eğitim klasiklerini çok eksik okumuşum her şeyi. Hatta evet. Cesur Yeni Dünya'yı biz Nazife Şişman'la 2000'li yılların başında çok okuduk, çok konuştuk falan. Milli Eğitim baskısını okumuştuk. Bizim okuduğumuz metinde Muhammed diye bir karakter yoktu. Meğer yani yok çıkartmışlar. Tehlikeli çıkarmış buldukları için çıkartmışlar. Evet. Sansür uygulamışlar ve biz aslında eksik bir metin okuyoruz. Dolayısıyla sesli kitapla benim şimdi evde ev işi çok vaktimi alıyor. Yani her gün yani rutin işler. Hesapladım şöyle. Yani yemekte ortalık toplamaydı, ütüydü, bulaşıkları boşalt şeydi falan. En azından 3 saat. Şimdi ben her gün 3 saat kitap dinlesem neler neler bitirmeye başladım. Dolayısıyla sesli kitap dinlemek için bedenin işliyor olması lazım. Yani sesli kitap, mesela araba kullanırken mükemmel dinleyebilirsiniz. Yok dinleyebilirsiniz tabii. Sesi dışarı vererek dinlersiniz. Fakat dinlediğiniz sesli kitabın somut olarak elinizde kitabın olması gerekiyor. Ha, bir de oradan takip için mi? Tabii. Yani mesela şimdi şeyde Savaş ve Barış'ı mesela dinliyorum. Şimdi Pierre şeyle bir ne denir Arif bir köylüyle şey yaptı. Köylü erle tanıştı. Çok çarpıcı. Metinde o kadar çok yer tutmuyor. Şey olarak benim ona geri dönmem lazım. Dolayısıyla gidip yani mümkünse bir de seslendirme hangi yayın evinin kitabındansa o kitabı ediniyorum. Gidip orada onu buluyorum. Ha bu esnada bir de PDF'i varsa mükemmel. Onu oradan kopyalıyorum. Ve muazzam bir verim ortaya çıkıyor. Bir kısmı bu. İkincisi sesli kitap dinlemeyi ben çok herkese tavsiye ediyorum. İlla sesli kitabın roman olması gerekmiyor. Mesela öykü olabilir. Nitekim ben geçen yıl Rami Kütüphanesi'nde Bahar Temizliği öyküsü çok güzel seslendirmişlerdi. Bir tiyatro şeyini bayağı bir radyo tiyatrosu gibi seslendirilmiş. Onu dinlettim misafirlere. Ve beraber bir şeyi dinledik ve ondan sonra herkes o hikayeden ne anlattığını konuştu. Ve müthiş bir terapi gibi oluyor esasında. Yani herkes aynı şeyi görmüyor. Herkes başka bir şey görüyor. Bir de kendini değerli hissediyor. Çünkü birlikte bir şey dinlemek insanın kendisine değer katan bir şey. Doğru. Dolayısıyla mesela işte beni bir okula çağırıyorlar diyelim ki. Diyorum ki beni çağırmayın. Aslında işte sesli bir öyküyü dinleyin. Çünkü öğrencilerinizi okutamazsınız. Bir de ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi zaten öykünün içine atmosferine de giremiyor. Ama dinletirseniz bir zevk edebi zevk alırsa bu bunu devam ettirebilir. Sonra biz bunu Zoom üzerinden görüşelim. Yani soruları varsa görüşelim diyorum. Mesela ben bunu valileri ve kaymakamlara, beni arayanlar işte ilimize gelin diyenlere diyorum ki benim gelmem
ya da başka birinin gelmesi çok anlamlı değil. Bakın bunlar pandemi öncesinin şeyiydi. Biz pandemiyle beraber bir dijital devrim yaşadık. Bunu fark etmiyoruz ama artık sürekliliği olan işler yapmamız gerekiyor. Siz işte gidin, işte liselere gidin, ne bileyim köyleri geziyorsunuz. Oradaki insanlarla, onların meşrebine göre çocuklar mı var? Çocuklarla bir masal dinleyin sesli kitap olarak. Ve sonra o çocukları o masal hakkında konuşturun. Birisi konuşsun, diğerleri bunu dinlesin. Özellikle bunu erkek çocukları için yapın. Çünkü erkek çocuklarının ifade sıkıntısı ileriki biraz önce konuştuk. Evet. Çok şeylere, sıkıntılara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ben sesli kitabı şuradan kendime iş edindim. Problem alanı olarak seçtim. Şöyle bir şey var. Zannediliyor ki biz tarım toplumundan işte sanayi toplumuna geçtik. İşte sanayi toplumundan dijital kültüre geçtik. Böyle keskin bir şekilde şey yapılıyor, işte sözlü kültürdü, yazılı kültürdü, şimdi de dijital kültür. Böyle bir şey yok. Yani tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken de sözlü kültür bir şekilde devam etti. Devam etmemiş olsaydı biz kendimizden biliyoruz devam ettiğini. Yani pekala aile büyüklerimizden pek çok şey dinledik, öğrendik. Şimdi de yazılı kültürden dijital kültüre geçerken de sözlü kültürü oraya bağlamamızın şeyi, yolu sesli kitap dinlemek. Enteresan tespitler. Bunları dikkate alacağım. Yani sizin anlattığınız tarzda dinlemeye çalışacağım. Umberto Eco'nun bir Fransız yönetmen, bir de bir entelektüelle yaptığı bir kitap var. Diğerlerinin ismini çok anımsayamadım ama kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın diye. Evet, böyle hatırladım. Başlıklı söyleşiler evet, kitabı evet. Hatırlarsınız. O kitapta Eco enteresan bir tespit yapıyordu. İşte o iki entelektüel dijitalleşmenin işte matbuatı, kitapları öldüreceğini falan iddia ederken Eco tam tersi bir şey söyledi. Her zaman kendisinden bekleneceği gibi. Aksine dedi, ben kitapları öldüreceğini düşünmüyorum dedi. Tam tersine dijitalleşme aslında insanların yazıyla kurduğu bağı artırdı dedi. Çünkü kitap son şeydi, icattı, makas gibi. Yani hani makas ona verilmiş son şekil. Hı-hı. Makas artık o yaptığı işten daha ötesini yapamaz. Kitap da öyleydi. Yani hani kitap o kadar bir şeydir. Daha o şeklin ötesine geçemeyiz. Ama dedi mesela internetle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte insanlar mail atmayı öğrendiler ve mail yazarken daha dikkatli dili kullanmaya başladılar dedi. Yine internette doğru görsellik çok büyük bir yer kaplıyor ama aslında bütün iş yine yazıyla dönüyor. Yani herkesin bir klavyesi var. Klavye olmasa bile ekrana bir takım harflere dokunarak iletişimi kurmak zorundayız. Bir şeyi seslendirdiğimiz kişi bile onu yine yazıya dönüştürüyor dedi. Bu benim çok dikkatimi çekti o zaman. Dijital kitabın da yeni çıktığı zamanlardı. E-kitap, me-kitap, EPUB falan gibi formatlarında. Ve bu meseleyi biraz kafa da yordum. Zaten ilk çıktığında da Amerika'da belki takip etmişsiniz. Bazı kitap evleri kapandı. Yayın evleri işte kitapçılık artık bitti mi gibi feveranlar etmeye başladılar. Sonra enteresan bir şey oldu. Aradan bir 5-6 yıl geçti. O kapanan kitap evleri yeniden açıldı. Yani insanlar şunu fark ettiler. Bunu ben kendi deneyimde de fark ettim. Dijital kitap başka bir şeymiş. Başka bir işmiş. Matbu kitap başka bir şeymiş. Yani biri birbirinin yerini doldurmuyormuş. Büyük bir heyecanla başladığım e-kitap okuma serüvenimi noktalamadım. Ama onun yerinin mesela kendi açımdan işte seyahatler ya da işte başka dönemler olduğunu fark ettim. Dolayısıyla kitaplığımdaki matbu kitapları azaltmadım. Onlar yine oldukları yerde duruyorlar. Ama e-kitap da kullanmaya başladım. Dijital ve e-kitap konusundaki düşünceleriniz nedir? Ya ben çok seviyorum şeyi, kitabı. Şöyle çok seviyorum. Mesela eskiden çok büyük sıkıntım vardı. Bir seyahate gideceğim, hangi kitap alacağım? Çünkü şimdi uçakta gidiyorsunuz. Yani mesela diyelim ki benim işte Amerika seyahatlerimde kaç saat gideceğim? 12 saat şeyde, uçağın tepesinde. Konsantre olamıyorsunuz. Aldığınız metin olmuyor falan. Dolayısıyla o elektronik kitap okuyucularda kütüphanenizle seyahat ediyorsunuz. Doğru. Yani bu muhteşem bir şey. İşte biraz şiir okuyorsunuz. Sonra bir deneme okuyorsunuz. Sıkılınca başka bir yere sonra geçiyorsunuz. Sonra bir öykü okuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz işte teknolojik bir şey okuyorsunuz. Sonra biraz bir şey yapıyorsunuz. İşte şeyle ilgili, hele uçuşlarla ilgili bir şey rastlıyorsunuz. O an kendi halet ruhiyenizi bütünleştiriyorsunuz falan. Ben kitabın her türlüsüne varım. Vallahi hoşuma gitti bu tespitiniz. Çünkü ben de aynı düşünüyorum. Bu konuda biliyorsunuz bu kitap kokusu falan gibi romantik şeyler söyleyenler vardı ki ben bunu hiç anlayamam. O kitap kokusu değil, selüloz kokusu bu arada yani. Yıllanmış selüloz kokusu böyle, o.
insanlar böyle bir kendilerine ayrıcalıklı yer inşa etmeye çalışıyor. Mesela şey de vardır. Ben popüler kitap okumam. Ben popüler film izlemem. Oo, ben popüler falan. Kitapları çok severim. Ben Peki, de çok severim. Bestsellerleri acayip severim. Ben de severim. Özellikle gider okurum onları. Ben şöyle seviyorum onları. Ya şey orada tabii benim mesleki deformasyon. Bu zamanda bu insanlar bunu okumuş. Mesela hemen şey diyorum yani genç Werther'in acıları mesela bu dönem asla popüler olmaz. Bu dönem okuyan hiç kimse de kalkıp intihar etmez. Peki hemen şuna gidiyorum. Zihnim bir problem alanı inşa ediyor. Duygular demek ki tarihsel diyorum. Hmm. Aslında isimler aynı kalıyor ama duyguların mahiyeti değişiyor. Yani buradan bu bestsellerden tabii şey var orada bir destekleme kısmı var. Onu göz ardı edemeyiz. Yani hiç satmayacak kitapları ve dönemin politik şeyine uygun olsun diye, kurgusuna uygun olsun diye öne çıkartılıyor falan. Ama o öne çıkartma da bir komplo teorisi gibi de bakmak kısmında da şey yapayım. Yani bir ucundan kıyısından şey yaparım. Ama bakarım. Yine de bazı kitaplar var ki onlar yüzyılların bestsellerleri. Yani şimdi Trevelyan edebi açıdan çok düşük olabilir ama anlatım gücü olarak, seçtiği konular olarak çok önde metinler. Yani şimdi mesela şimdiki genç için ne ifade ediyordur bilmiyorum ama benim gençliğimde çok sevdiğim kitaplardı Trevelyan'ın yazdığı kitaplar. Shibumi falan. Hele ki etrafında dönen o esrarengiz hava falan. Ya birlikte yani biz bir şey birlikte yapmak istiyoruz. Hmm. Bu aslında bir şey birlikte yapma, birlikte eyleme düşüncesi çok önemli bir şey. Bunu kaybetmememiz lazım. Ben bu çok satan kitaplara da öyle bakıyorum. Yani istediği kadar birileri şişirmiş olabilir. Bir şey orada başka politik bir şeyler dönüyor olabilir. Tamamen art niyetli bir takım yapılanmalar da olabilir. Ama ben bütün bunları da görmek zorundayım deyip ucundan kıyısından bakıyorum yine de. Orada mesela çok ilginizi çeken çok böyle hani bunu okudum çok mu garipmiş, enteresanmış, iyi bir keşifmiş dediğiniz metinler var mı hatırlayabildiğiniz? Onu şu an hatırlayamam ama mesela şimdi e-kitap olarak kalkıp siz mesela herhangi birisi Elon Musk'ın annesinin hayat hikayesini okumaz mesela. Evet. Ama ben okudum. Çok da zevk aldım ve çok şey öğrendim. Hmm. Ama onu okurken de bunu pekala May'in kendisinin yapmadığını biliyordum. Yani bir gölge yazardan destek aldığını Tabii. biliyorum. Ama bu onun oradaki yazılmışların yanlış olduğu, yalan olduğu anlamına gelmiyor. Şunu öğrendim ben onun şeyini okurken, kitabını okurken. Bunu şey cep telefonu e-kitap olarak okudum. 70 yaşında galiba şey Times'ın yüzü oldu. Yani kadın gençliğinde mankenlik yapıyor, meşhur olmuyor. Ama yaşlanınca bir meşhur oluyor. Bu beni, biz Nazife Şişman'la birlikte yaşlılık kitabı çalıştık. Henüz yayınlanmadı. O dönemde de yani yaşlılığın şeyinin manipüle edilmesi, yaş almanın önündeki estetik engeller kısmına kafa yorduğumuz için Elon Musk'ın annesinin bir moda ikonu olarak şeye kapak yapılması, yani kapak kızı, kendi kullandığı tabir o. Yani 70 yaşımda kapak kızı oldum diyor. Çok şey öğrendim o kitaptan mesela. Hani ilk aklıma o geldi. Yani normalde hiç beklemezsiniz benim öyle bir kitap okuyacağımı. Yani ben sizden beklerim çünkü yazılarınızı takip ettiğim için yani böyle özel ya kitapları bulabilirsiniz. Bundan hiç ama. Bundan bahsetmediniz doğru. En azından okuduklarından hatırlayamadım. Enteresan. Ben de mesela bu yanlış bir telaffuz ediyor olabilirim. Fransız yazar var. Friedrich Beigbeder. Beigbeder diye yazılan. Evet. Aşkın Ömrü 3 Yıldır falan gibi kitaplar. İlk bana Haşmet Babaoğlu söylemiş. Ya bak bunu oku. Hatta Ahmet Kekeşen'e duymuşum rahmetli. Sonra döndüm ben bu kitaplara. Yani karşımda çok enteresan bir yazar olduğunu fark ettim. Yani bu Aşkın Ömrü 3 Yıldır hatta 3.43 lira diye bir kitap yayınladı biliyorsunuz. Sonra enflasyon o dönem çok yüksekti. Arttıkça kitabın da ismi değişmeye başlamıştı. Bütün kitaplarını okudum ve çok önemli ve çok büyük bir yazar keşfettiğimin farkına vardım. Hele ki Kuzey Kulesi 101. numara mı acaba? Kuzey Kulesi 102. kat mı diye bir kitabı vardır. 11 Eylül'de uçakların çarptığı kulelerden birinde olan bir adamın 10 dakikasını anlatıyor kitap. 300 sayfa. Yani olağanüstü bir metin ve gerçekten yüksek bir zeka. Dolayısıyla ben yıllarca o kitabı çok satan bir adamdır bu falan diye bakmamışım. Yüz çevirmişim ama okuduğumda iyi bir yazarla karşılaştığımı keşfettim. Mesela yine bu Paulo Coelho'nun son kitabını okudum. Bu hippileri anlattığı kitap mesela. Bence çok güzel hatıralar. Yani o döneme dair 60'lı 70'li yılların o çiçek çocuklarına dair enteresan tespitleri var ve o da dikkatimi çekti. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Boşluk bırakmadan ilerleyelim isterim. Karantina günlerinde evin hali. Şimdi Nazife Hanım'la beraber çalıştığınız kitaplardan birisiydi. Ben de karantina günlerinde okudum bu kitabınızı. Hatta Lacivert'te de sanırım bununla alakalı küçük bir söyleşi yaptık.
Bu çok önemli bir kitaptı. Çünkü ben kendim de ev kavramıyla alakalı epey düşünüyorum. Bununla alakalı bir kitap da yazmıştım zamanında. Devam ettiremem tabii ama. Neyi fark ettiniz? Neyi fark ettiniz o dönemde eve kapanınca? Şimdi ben zaten evde yaşayan bir insan olduğum için hani benim ekstra fark edeceğim bir şey yoktu. Yani benim hayatımda bir kesinti, bir değişiklik olmadı. Ben zaten öyle yaşıyordum. Fakat beni o çalışmaya Nazife ikna ederken, o esnada çünkü Nazife'lerin kendisi COVID oldu. Evden herkes sürekli COVID oldu. Evde bir kere çok fazla doktor olduğu için sürekli dışarıdan virüs gelme riskleri vardı falan. Nazife ikna ederken dedim ki bak Nazife şu an iyi, çok hızlı yaşıyoruz. Bir müddet sonra kimse bunları hatırlamayacak. Nazife de bana itiraz ederken hep şunu diyordu. Ya zaten herkes bunları yaşıyor. Biz şimdi bunları niye şey yapıyoruz ki? Yani niye bunların sohbetini yapıyoruz ki? İşte bir şey yapan neydi? Adamın aldığı bir şey vardı. Gofret vardı. Lupin öyle bir şeydi. Neydi? Evet. Şimdi hatırlayamıyoruz bile bakın. Kıyametler kopmuştu mesela. Ben dedim ki bak ben şeyde bir Tanzimat romanında, bir Meşrutiyet romanında küçücük bir ipucu bulduğumda müthiş bir şey örüyorum, atmosfer örüyorum geçmişe dair. Bunları biz şey yapmazsak hepsi unutulacak. Unutulur mu? Hep beraber yaşadık dedi. Nitekim bir yıl sonra kimse onları hatırlamıyordu biliyor musunuz? Yani benim o kitabı bunu yazmalıyız, yapmalıyız deme sebebim yine bu toplumsal bellek içindir. Yani bir kaydı bunu hep beraber yaşadığımız kolektif bir şeyin evin içinde ne oluyor görelim diye. Nitekim zaten o dönemde sadece onunla kalmadım ben. Hafıza kadar narin neydi? Hatıra kadar narin, hafıza kadar zalimi de şey yaptım. Yani tamamen o da yine pandemi günlerinden biriktirdiğim öykülerdir. Yani mesuliyetimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Eyvallah. Pandemi günleriyle ilgili. Bir bu karantina günlerinde yani tabii siz evde çok hani işli dışlısınız ama insanlar kendi evlerini sanki yeniden keşfetmiş gibi oldular. Yani İşte evinde ekmek yapanlar, evin bir işte balkonu olduğunu yeni fark edenler falan. İnsanlar ben çılgın gibi böyle ben evin... Ben onlara çok inanmadım biliyor musunuz? Yani şeydi bu, aslında bir yere giderek etkileşim sağlayan insanlar, o biraz şeyin sohbetin başında konuştuk seyahat ya. Seyahat meselesi gibi. O makineyi doldurmak zorunda, o veriyi... Veriştirmek zorunda yani. Hani verip veriştirdim tabiri var ya. Evet. Yani o veriyi oraya koymak zorunda hesabına. Dolayısıyla dışarı çıkamadığı için kendi özel hayatından yani o anın duygusu neyse onunla ilgili şeyler ortaya koyuyor. Mesela bunu gerçekten yapanlar da oldu tabii ki. Yani hani kurslardır, şeylerdir. Mesela online kurslar, örgü kursları, dikiş kursları çok arttı. Evet. İnsanlar kendi kendine yetmesi gerektiğini idrak etti. O an için idrak etti ama daha sonra bunu sürdürebildi mi bilmiyorum. Burada hemen aklıma şu geliyor. Yani biz iletişim dilini kayıp mı ettik sorusu geliyor. Çünkü ona yakın da yine tespitleriniz oldu az önceki konu başlıklarında. Bunu özellikle şundan dolayı konuşmak istiyorum biraz sizinle. Şimdi biz biraz sözlü kültürün insanlarıyız. Yani tamam yani işte... Hani yazılı kültür artık hani bir yere oturdu. Yani işte Cumhuriyet'le bunu sınırlı tutarsak önemli bir miras var arkamızda, gelimizde. Fakat sözlü kültür de bizim dünyamızın önemli bir parçası ve bence hala da bitmeyen bir parçası. Mesela eski dilde okuman yazman var mı diye sorduklarında biliyorsunuz aslında bu gerçekten okuman yazman var mı? Yani şöyle Osmanlıca okumaya daha rahat bir dildi ama yazması zordu. O yüzden bazıları doğru okumam var ama yazmam yok. Ya da her ikisini de yapabiliyorum. Hem okumam var hem de yazmam var derlerdi. Oradan kalmış bir deyim bu. Ama esas bunun belki de önemli tarafı bizdeki sözlü kültür tarafı. Yani bir meseleyi çok iyi hikaye ederek anlatabilen insanlar anlattığı hiç önemli değil bu arada. Toplumda çok öne geçebiliyor. Onun ciddi bir müktesebatı olmayabilir. Hani büyük bir birikimin içinden gelen bir insan olmayabilir. Ama yani buradaki... Mesela şu stüdyonun işte yapılış hikayesini bile bize öyle bir anlatır ki bir anda büyüleniriz. Yani bizde böylesi bir hikaye etme kültürü var. Belki diğer toplumlardan farklı olarak bu. Diğer toplumlarda da var bu. Ama sanki bizde biraz daha önde değil mi? Ümmi olduğumuz için sanki. Yok masal, ya şöyle şimdi yazılı kültürden biraz önce bahsi geçti ya. Yazılı kültür, sözlü kültürden yazılı kültüre... Kesik bir şeyle atlamadık biz, bir hendeğe geçer gibi geçmedik. Yani bütün dünya için böyle. Nereden yola çıkarak söylüyorum? Mesela Homeros'un da böyle stadyumlarda şeylerini, metinlerini okuduğu falan söylenir.
Esas Dickens'la ilgili şey yapılır, söylenir. Dickens işte yayınlamadan önce metinlerini toplum karşısında okuyor. Hatta noktalama işaretlerini bu okuduğu duraklamalara göre, yani okuyucu nerede duygu olarak katılıyor, nerede şeyden metinden düşüyor kısmını tespit ederek de belirliyor şeylerini. Masal kültürü, yani bütün şeyde, dünyada masal kültürü var. İlginç bir şekilde mesela masalı biz sözlü kültürün şeyi olarak, edebi türü olarak biliyoruz. Halbuki masal şu an dijital kültürde tekrar karşımıza çıktı. Nasıl? Biraz daha anlatacak mısın? Mesela yayın evlerinde, şeylerde masal akşamları yapılıyor. Biz bunu nihayette 2016 ya da 2017'de yapmıştık. Bir Fransız sanım, hatta şeyde de sesli kitap sitelerinde de var şeyleri. Masal terapi diye de geçiyor bu. Büyük koca koca insanlar, yani iş çıkışı gidiyorlar. Birisi oturuyor, bir masal anlatıyor. O tamamen o meddah geleneğinde gibi anlatıyor. Aslında hani stand-up gibi de bir yerde o masalı anlatıyor. İnsanlar onu dinliyor. Sonra da o masaldan kendilerine geçen duyguları paylaşıyorlar. Dolayısıyla sözlü kültür bize mahsus bir şey değil. Sözlü kültür kadim bir şey. Dolayısıyla kadim olan hiçbir şey ölmüyor. Tekrar zaman içinde başka bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama biz onun oradan devam ettiğini her zaman fark edemeyebiliyoruz. Peki bir iletişim dilini kaybettiğimizi düşünüyor musunuz? Şöyle, her teknolojik gelişme belli sahneleri öldüre öldüre var oluyor. Yani dolayısıyla televizyonla beraber bir şey kaybetmiştik. Sosyal medya ile beraber daha çok kaybettik. Bir şey kazanmadık mı peki yerine? Öyle bakmıyor musunuz? Ne kazandık? Şimdi ben kötümser olmak istemem. Kaybettik derken de nostaljik de olmak istemem. Mesela belli bir sahne üzerinden gidelim. Diyelim ki benim çocukluğumda televizyonsuz bir şeyden gidelim. İşte perşembe günleri, yanlış hatırlamıyorsam, radyo tiyatrosu olurdu. Saat 10'da arkası yarın olurdu. Saat 16 civarında da çocuk bahçesi olurdu. Bunları biz merakla dinlerdik. Bir şey, sürekli olarak dinleyicisi olurduk. Şimdi bütün aile radyo tiyatrosunu dinliyor ve mesela bu imkansız komşu da bir aile şeyi, aile deyimi olarak romanda yer alıyor. Çünkü şeyde her köyün kendine mahsus bir deyimi vardır sözlü kültürde. Aileler de mesela bir olayı deyim olarak devam ettirirler. Hmm. Yani bir olayın hatırası deyime dönüşür. Acı ya da tatlı. Evet, o bir deyim olarak, yani insanlar bilirler ki o artık şey, yani onu işaret ediyor. Her seferinde anlatılmaz o, ama deyim olarak geçtiğinde de o tekrar hatırlanır. Ne kazandık kısmı? Şimdi televizyonla buradan çıktık. Televizyon ne oldu? Mahallede belli evlerde televizyonlar vardı. İşte bütün mahalleli o eve şey yapıyordu, geliyordu. Sonra insanlar evlerine televizyon almaya başladılar. Bir salonda bütün aile fertleri televizyon izliyordu. Yani yine de herkes karışıyordu, ediyordu, müdahale ediyordu falan. Yaşlı insanlar çok müdahale ederler biliyorsunuz şey yaparken, izlerken. Evet. Sonra ne oldu? Özel kanallar çıktı ve insanlara durumu iyi olanlar ikinci, üçüncü televizyonları almaya başladılar. İşte eşler dizilerle beraber mutfağa bir televizyon daha kondu. Biraz daha koptu. Yani ortak mekan, insanların birbirleriyle karşılaşma mekanları üzerinden gidiyorum. Bakın hiç nostaljik bir şey yapmıyorum. Yani tamamen bir andan, yani ben olaylara böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne oldu? Eşler ayrı şeyi izliyorlar. Konuşulacak bir şey kalmıyor. Çocuklar ayrı bir şey izliyorlar. Ve şöyle bir noktaya geldik artık şey, sosyal medyayla beraber. Ben sık sık arkadaşlara şunu söylemek durumunda kalıyorum. Mesela yeğenlerinden, çocuklarından şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bu işte Z kuşağı da hiçbir şey bilmiyor. Diyor ki bunu ihtiyatla kurun bu cümleyi. Bakın Z kuşağının ne bildiğini siz bilmiyorsunuz. Çünkü karşımızda artık Z'den sonra gelenler içinde biz onların ne bildiğini ve neyi bilmediğini bilmiyoruz. Yani eğitimin sürekliliği, bir ailede öğrenilen görgü ve bilgi kısmında işte burada bir kopuş başlıyor. Mesela benim şeyde şöyle bir karşılaşmam olmuştu. İşte ben çocukları televizyon seyrettirmeyeceğim diye çırpınıyorum. İşte şey, video kiralıyoruz düzenli olarak mahallenin şeyinden. Adam da çok aklı başında falan bir adamdı. Böyle dertleşirdi de beni görünce.
Ama ben prensip olarak hiçbir yerde yazar olduğumu falan söylemem, sosyolog olduğumu falan da söylemem. Hanım teyze olarak dolaşırım. dedi ki ya inanabiliyor musunuz dedi. Yani ben dedi çok herhalde eşinden ayrılmıştı. Çünkü genç bir eşi vardı aynı yerde çalışan. Oğlusu o sıra 13-14 yaşındaydı. Ha dedi ben hiç fark etmedim. Benim çocuğum dedi Japonca öğrenmiş dedi. Allah Allah. Ve de dedi imparatorluk bursu kazanmış dedi. Şimdi adam şeyde böyle o kadar şaşırmış ki çünkü çocuk bir şekilde şey üzerinden herhalde sosyal YouTube üzerinden falan olmalı. Bu çizgi filmler, Japon çizgi filmlerin özel bir adı vardı neydi? Animeler mi? Animelerle çocuk Japonca okumayı yazmayı öğrenmiş. Ve babası yani düşününüz bir tarafta bizim şunu öğren şunu öğren kuşağı yetişiyor ve karşısına... Çocuğunun neyi öğrendiğini, neyi öğrendiğini bilmeyen bir şey olarak, ebeveyn olarak hayata karışıyor. Üstelik bir de uç bir şey öğrenmiş, Japonca öğrenmiş yani. Japonca. Adam hakikaten zekiymiş demek yani. Ya bu şeyin, bu kuşağın enteresan mesela hepsi aynı değil. O kadar şey ki, mesela bizim zamanımızda diyelim ki 18-19 yaşında 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzerdi. Yani muhitine göre farklılık gösterirdi. Diyelim ki Pendik'teki bir 18-19 yaştan... Bağdat Caddesi'ndeki farklı olduğunu bilirdik ama en nihai olarak yine de bir ortak paydada buluşabilirlerdi bir gençlik şeyi olarak. Bugün öyle değil. Yani bugün bir tarafta işte bazı insanları çok ümit var eden, bazılarını da aşırı ümitsiz kılan da bu. Bir tarafta pelte olmuş bir çocuk bir şekilde ekran üzerinden işte paralar, sanal paralar kazanmaya çalışan, hayatı kaymış bir çocuk, sağlığını sıhhatini kaybetmiş bir çocuk var. Bir tarafta da daha 12-13 yaşında yani başkalarının işte biyografilerine bakarak ben de yapabilirim. Yani ben de bir startup kurabilirim. Bir fikrim var mı diye yani bunu takip eden bir şey var. Kuşak var. Dolayısıyla neye baktığımız, neyi kaybettiğimiz kısmına bir kalemde cevap veremeyiz. Belli sahneler üzerinden izini sürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok doğru çünkü şimdi ben bunu eleştirsem benim evde de muhtemelen aynısı yaşanıyor. Yani buradan çıkış yok. Çok daha bunun dışında tutumlar sergileyen insanların da başka yerlerden hariçten sıkıntıları ortaya çıkıyor. Evine hiç televizyon almıyor. İnat ediyor bu konuda. Çok tehlikeli. Yani yıllarca buna inat ediyor ama çok sonra bir bakıyor ki hiç iyi bir şey yapmamış aslında. Çünkü çocukta bu sefer bir mahrumiyet duygusu ortaya çıkmış ve başka bir televizyonun eve gittiğinde televizyonu hararetle izlemeye başlamış. Yani aileler bu konuda çok sıkışmış durumdalar. Mesela başta dijitalleşme bir bağımlılık gibi anlatılıyordu. Hatta internet bağımlılığı diye kitaplar yazıldı. Sonra fark edildi ki ama tamam. Bu dünya yani, böyle bir bu dünya. Dünya böyle bir dünya dediğiniz gibi. Ve bu bağımlılığı bizim bir şekilde anlamamız ve bunu kullanmamız lazıma geldi iş. Dijital bağımlılık değil de artık dijitalin de değişmesi gerektiğine inanıldı. Temel hatta, şey. Çok affedersiniz sözünüzü balla kesiyorum. Yo, bakınız temel şey bizim ilkelerimiz var. Bu bağımlılık meselesinde de vakti idrak etme kısmı. Doğru. Biz çocuklara temelde maliyane olandan vazgeçme. Birisi için seyrettiği şey maliyane olabilir ama bir başkası için o gayet profesyonelce değerlendireceği bir şeye dönüşebilir. Bir şeyi niçin yapıyoruz niyet kısmı çok önemli. Ama çocuklara bunu didaktik bir şekilde değil, birlikte seyrederek yani birlikte tabii birlikte seyrederek çocuklarımızı konuşturmamız gerekiyor. Yani şu an bizim diğer şeyleri, ülkeleri bilmiyorum, Avrupa'yı ve Amerika'yı bilmiyorum ama Türkiye'nin çok ciddi bir dinleme problemi var. Bu da biraz ekranlardan virüs olarak yayıldı. Daha ekonomik gördükleri için mesela eskiden hatırlayın televizyonlara konuk aranırdı, çalışılırdı tabii falan. Şimdi bir moderatör ortaya konuyor. Araba sileceği gibi bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. İşte birbiriyle kavga edecek birkaç kişiyi koyuyor ve birbirini hiç dinlemeyen insanlarla her gün hiçbir şey söylemeyen insanlarla bir program kotarılıyor. Halbuki bu şey esnada Fransa'nın mesela TV8'i vardır bir dönem. Ama Türkiye'nin de WOW TV'si var işte. Yani işte, bu meseleleri çok rahat pazartesi akşam 9'da konuşuyoruz. Ama yani bakın kaç yıldır var WOW TV? Doğru. Doğru. Halbuki biz bir dönem Kanal 7 ile başlamıştık. Tabii, bir tabii sürü kişiye biz öğretmiştik aslına kesinlikle bakarsanız. Kesinlikle çok haklısınız. Ben de çalıştım orada. O da çok büyük bir boşluğu kapatmış. Ama bugün şöyle düşünün. WOW TV neredeyse bir üniversite, bir akademi gibi çalışıyor. Yani reklam kaygısı olmadan sabahtan
çocuğunuzu bu kanalın başına oturtursanız akşama kadar dini bilgi, kültürel bilgi, psikoloji bilgisi, ya edebiyat şöyle ciddi bir birikimle kalkabiliyor. Televizyon konusundaki eleştirilerinize katılıyorum. Onda herhangi bir şeyim yok. Şöyle bir şey var yalnız televizyonlarla ilgili. Şimdi televizyon programları sosyal YouTube'a konulu yükleniyor ya. Televizyon programları YouTube'a yüklenirken daha böyle 5-10 dakikalık videolar olarak yüklenirse daha çok muhatabını bulur. Evet, bunun orada SEO çalışması öne çıkıyor tabii. Dikkat dağılmaz. Yani çünkü çocuklara artık 3 dakikaya kadar inmiş dikkat. Doğru. Yani 1 saatlik programı şey yapamaz. Halbuki bunu böldüğünüz zaman çok daha fazla insana ulaşabilirsiniz. Bu az önce dediğiniz şeyin aslında önemli bir yansıması var. Mesela bu dijital oyunlarla alakalı yarışmalar çıktığında ben önce bir şaşırdım. Yani adamlar dedim şimdi ellerinde joystick oyun oynuyorlar. Bu da bir anlamda spor mu oluyor diye çok bunu yadsımışım ki ben de hani öyle yeni buluşlara falan meraklı insanımdır yani. Ama yadsıdım bunu. Sonra bir baktım ki bunun turnuvaları falan düzenleniyor dünyada. Bu başka bir şeye evrilmiş artık. Başta bu oyun bağımlılığıydı. Sonra bir baktık ki oyun oynayan da çok zeki insanlar var ve bundan hani yeni startuplar üreten çocuklar da var. Dolayısıyla başka bir yere döndü iş. Şimdi son 5 dakikaya girdik. Orada vakti idrak etmek ve neyin için yapıyor? Şimdi evet. Zekasını kullanmak. Yani o dijital oyunlarda müthiş strateji oyunları evet, var. Evet öyle. Öyle. Yani şimdi şeyin ekrandan yeşil sağda. Ben oynuyorum ara sıra vallahi. Niye şimdi yalan konuşayım? Şimdi benim oynayabileceğim bir şey değil. Ama oradaki mantığı ve ihtiyacı kavramaya çalışıyorum. Biz o zaman da yine nihayette bir sayı yapmıştık. Gençler oyuna geldiydi hatta yanlış hatırlamıyorsam şeyimiz, başlığımız, kapak şeyimiz. Anlamamız gerekiyor. Yani kesinlikle. Kendi zamanımızda zapt etmememiz, kendimize dönüp yani biz de ebeveynlerimizin kuşağından farklıydık. Yani benim okuma alışkanlığım sebebi ev işlerinden kaçmak içindir. Yani ders çalışıyorum diye kitabın içine saklardım şeyi. Yani sobanın yanında oturmak için mecburdum da buna. İşte evde bir odada soba yanıyor. Tarih kitabının arasında yani bütün Halide Edip şeyden ki babam düzenli olarak da alırdı biz. Ayda bir kere bir kitap parası verirdi. Bu dönemin çocuğu da dijital oyunları oynayacak ama niçin oynadığını ve maliyen olarak yani sürekli bir verime dönüştürmesi gerekiyor. Bir idrak sadece meselesi önemli. Onu yapmaması gerekiyor. Eyvallah. Yani tek bir şeyle beslenmemesi gerekiyor. Sona geldik. 3 dakikamız var. Döne döne okuduğunuz kitaplardan biraz bahseder misiniz? En çok hangi kitaplar sizi etkiledi? Etkiliyor ya da hala? Ya benim döne döne yani tekrardan şey işte en son Savaş ve Barış'ı dinledim. Hmm. Bak okudum demiyorsunuz, dinledim diyorsunuz. Dinledim, evet. Dinledim. Çünkü şey boynumdaki rahatsızlıktan dolayı artık o kadar uzun süre başımı da eğemiyorum. Yani onu da daha böyle felsefi metinlere harcıyorum o şeyimi, vaktimi. Genelde dinliyorum. Döne döne tekrar tekrar okuduğum kitap hangisidir? Bir dönem şeydi mesela, Huzur'du. Bir dönem Huzur'da yani neredeyse her Haziran'da bir Huzur okumaya başlardı birkaç arkadaş. Türk entelektüelinin başındaki en önemli, bela demeyeceğim artık da yani, başındaki ben en önemli soru işareti. Sevmezdim de bir de üstelik Huzur'u yani hani arkadaşım onu çok seviyor diye. Ben Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü çok sevmiştim. Onu şey yaptım fakat çok ilginç bir şekilde Yazları Tanpınar okumayı seviyorum. Galiba dönüp dönüp Yazları Tanpınar'da onda da bir yaz imgesi vardır yani. Yaz evet. Yağmuru, sonra Huzur'daki yaz sahneleri, evet. Emirgan'daki köşkteki o... Bir yaz kokusunu sanki vardır, şey evet, yapıyorum. Mahur Beste'ye takıldım son yıllarda. Behçet Bey, Mahur Beste. Evet yani Behçet Bey'in orada da Behçet Bey'in karısına... Aslında çok distopik bir metin o ya. Yani çok böyle melankolik bir metin gelir bana hep. Behçet Bey'in karısının kocasını adam etmek için siyasete angaje etme kısmına takıldım mesela son şeyde. Çok çarpıcı geldi ve orada müthiş bir şekilde kadınların kocaları üzerinden kariyer yapma şeyini gördüm ki Behçet Bey'in hanım hiç öyle bir hanım olmadığı halde o bana çok çok çarpıcı geldi. Refik Halit Karay'ı çok severim ben. Refik Halit Karay'ın denemelerini çok severim. Harikulade. Türkiye'nin tam lezzetidir yani. Hatta Refik Halit Karay şey der bir yazısında. Hayatımın her yaşında Ahmet Mithat Efendi'yi çok sevdim. Ben de bu cümleyi pekala Refik Halit Karay için kurabilirim. Hayatımın her yaşında Refik Halit Karay'ı okumayı sevdim. Ben de size katılıyorum. Gerçekten olağanüstü bir metin. Hani ki eskiciyle başladık ilkokulda. Tam onu diyecektim şimdi. Çiviler ağzına batmaz mı senin ifadesi? Evet. Yani herhalde Türkçenin en güzel hikayesidir benim açımdan. Sizin açınızdan da öyleymiş. Biz onu ilkokul 3'te okuduk. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi acaba ilkokul 3'te çocuklar bu metni okur anlarlar mı? Biliyorlar mı? Emin değilim ondan.
bilmiyorlardı. Hayır olsun. Işte. Hayır olsun bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür çok keyifli ederim. Bir program oldu. Ben keyif almışsam izleyenlerimiz de almıştır İnşallah diye düşünüyorum. İnşallah ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Sevgili dostlar, Kıraathanemizin sonuna geldik. Fatma Barbarosoğlu'yla çok önemli ve çok güzel meseleler konuştuk. Biraz edebiyat yaptık bu akşam. İnşallah tekrar nasip olur. Kendinize iyi bakın. Kıraathanemizin sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.